yapma ihtiyacım da kişisel olarak babamın adının Abdi İpekçi'nin zikredilmesinden kaynaklanıyor. Babam Sabetay soyundan gelen bir ailenin mensubuydu. İnsanları çok birbirinden ayıran etkenlerden biri olan dinden uzağım. Kimliği Müslüman sanırım. Sabetay soyundan geliyorum. Sabetay Sevi adında bir Mesih'in olduğunu, yaygınlık kazanmaya başladı. Selaniklilik, dönmelik olarak bilirdim. Ben çok iyi bir Türk'üm, çok iyi bir Müslüman'ım desem samimi olmayacağımı biliyorum. Dönme demek çok güzel. Bize madem ki böyle dönme deniliyor. Çalışmamız devam ediyor. Şimdi ben şu nokta üzerinde de biraz durulmasını istiyorum. Ya daha doğrusu sizin bu konuda ne düşündüğünüz, yani bir militanlıktan bahsediliyor. Onu alacağım ama siz herhalde önce bir şey... Evet efendim, ben şimdi üç noktadan bahsedeceğim. Bakın, Halil Bezmen efendim bir Selanik dönmesi, Sabatay Sevi efendim mensubu diyelim, bir vatandaşımız bir ara başı sıkışıyor. Bakın, bir dergide namaz kılarken resmi. Sonra Amerika'ya gidiyor ve orada beyanat verdi. Hürriyet gazetesi falan da kıyametleri koparttı. Efendim bize Yahudi olduğumuz için Türkiye'de zulmediliyor. Yorum yapmaya lüzum yok yani. Gerektiğinde Müslüman görünüp, gerektiğinde de biz Yahudi olduğumuz için zulme maruz kalıyoruz. Şimdi ikincisi, şimdi yani tedariki çok zor. Sanırım Hollanda'da hazırlanmış bir film var. Son Dönmeler ismi. Hatta dönme kelimesini de Türkçe olarak kullanıyor diye. Bu bir ekip gelmiş efendim ve İstanbul'da, İzmir'de bir film çevirmişler. Bu son dönmeleri anlatıyor. Yunanistan'da dönme yemekleriyle ilgili kitabı çıkan bir hanım konuşuyor. Ondan sonra efendim Bezmen ailesinden bir kimse konuşuyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden sakallı bir profesör, ismini hatırlamıyorum. Hatta dönme olmayarak efendim Profesör İlber Ortaylı Bey'le tarihçi konuşuyor. Olarak konuşuyor. Şimdi bir kere şunu gözden hiç ırak tutmamak lazım ki dönmelik objektif bir vakadır. Dönmelik var mı yok mu, bu kesinlikle tartışılamaz. Dönmelik diye bir şey vardır. Ama dönmeliğin mahiyeti nedir? Dönmeliğin içindeki efendim gruplar, çeşitlilikler, sınıflar nedir? Bunlar tartışılabilir. Fakat ben dönmeliği tartışmam. Var olan bir şeydir. Riyazi bir kesinlik vardır. Buna karşı olanlar var mı sizce? Yani şimdi ben de bir tanıklık yapıyorum o aileden gelen. Ben de dönmeyim ama, diyorum. Yani dönme efendim, yoktur aman ha diyen var mı? Ama şimdi şöyle. Efendim dönmeler, efendim bunlar normal vatandaşlar kendi hallerinde. Bu zavallılarla niçin uğraşıyorsunuz? Bu, ben bunu da kabul etmiyorum efendim. Dönmeler gerçekten... Sen de aynı olanlara da mı uğraşıyorsunuz? Yok değil efendim. Her zaman söylüyorum. Bir kere daha tekrar edeceğim. Ben militan bir dönme ile kendi halinde bir dönmeyi elbette bir tutmuyorum. Kendi halinde bir dönme ile uğraşmaya hakkım yoktur. Neye inanıyorsa inansın. Ama benimle uğraştığı vakit bir dönme, tabii önce onu tanımaya çalışacağım. Bir de tanıtmaya çalışacağım yani. Gizliyse nereden biliyoruz peki sizinle uğraşanların dönme olup olmadığını? Efendim şimdi gizlilik, mutlak gizlilik değil ki yani. İnsanların içindeki bir takım gizlilikler bir müddet sonra yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İstihbari bilgiler elde ediliyor, rivayetler oluyor, şunlar oluyor. Bir de itiraflar da oluyor yani. Bugün Hürriyet gazetesi dini kesime mensup bir din gazetesi değil ama onda da efendim dönmelikle ilgili bir yığın röportajlar, tam sayfa yazılar çıktı. Aksiyon dergisi işte dönmelerle ilgili efendim yayınlar yapılıyor. Açın sizce efendim. Dönmeler çıkmamasından yana mı bunların, yani böyle bir gizlenme? Efendim falan dönmeler bir kere. Dönmeler. Ben dönme olarak çok memnun oluyorum, bilgileniyorum. O tamam, bu sizin durumunuz ama dönmelik gizli bir şeydir. Bizim hedefimiz dönmeleri bir kere su yüzüne çıkartmaktır. Tartışılsın, gündeme gelsin, bizim söylediklerimiz doğruysa doğru olarak kabul edilsin. Doğru değilse düzeltilsin.
yüzde şu kadarı doğruysa onlar kabul edilsin. Ben hiçbir zaman böyle dayatmacı bir zihniyete sahip değilim. Ama ben ülkemin çeşitliliğini teşkil eden bir unsurdur. Ben dönmeleri tanımak ve tanıtmak istiyorum ve hakkımı kullanıyorum efendim. Siz ne diyeceksiniz bütün bunlara? Şimdi biraz başa dönmek istiyorum. Bir kimseden söz ettik, Halil Bezmen, beş vakit namaz kılarken. Yok, bir kere kılıyorum. Şimdi ben de bir kere bir Hristiyan dininin en ulu temsilcisi, Papa'nın elini öpen bir Müslüman geldi aklıma şimdi, durduk yani. Şimdi ben onu böyle ayırmamıştım hiç şimdiye kadar. O bir Müslümandır, başı sıkışmıştır, gitmiştir, Papa'nın elini öpmüştür diye. Kimmiş o bilmiyorum. Papa'nın elini öpen. Evet, Papa'nın elini öpen bir Mehmet Ali Ağca imajı geldi gözümün önüne. Şimdi o Müslümanlıkta en biri, yani çok iyi bir Müslüman ve çok iyi bir milliyetçi. Şimdi böyle şeyler oluyor. Yani o dönmelerin bir örneğini alıp koyduğumuz zaman, o zaman sadece bu tür şeyleri dönmelere atfetmiş oluyoruz. Yani her gruptan başı sıkışınca bir takım böyle şeyler yapan insanlar olabiliyor. Benim galiba asıl meselem bu, başından beri bu. Sabetay inancında olanlar, sabetaycılık yapanlar, militanlık yapanlar. Bir de o soydan dedeleri gelmiş olanlar, hani şu geçen gün, dün soyda Ermeni... Sözde Ermeni sözde, tasarısı. Sözde Ermeni kıyımı, soykırımı tasarısı söz ediliyor. Ve biz ne yapıyoruz? Karşı çıkıyoruz belki, değil mi? Dedelerimiz zamanında olan bir şeyden ben suçlu değilim diyoruz. Böyle bir söylem vardı, not etmiştim. Şimdi aynı konu. Yani atalarının inancından dolayı siz... Militanlık yaptığını söylediğiniz kanıt göstermeden kişileri bir araya getiriyorsunuz ve böyle bir töhmet altında bırakıyorsunuz. Genelleme yapılmasına mı itiraf? Böyle bir genelleme. Ben size bir örnek, belki zamanı yok efendim. Değil. Militan sabotaj ediyoruz. Ama bunu siz yapmıyorsunuz, biliyor musunuz? Bunu herkes böyle zannediyor. Bunu benim Musevi arkadaşlarım da böyle. Ne benim Musevi yani? Arkadaşlarım da iki kimlikli maskeli yani onlar da mı sizin, ibade evet. Sizin iki kimlikli olduğunuz. Tabii zannediyor. Tabii öyle var. Ya Musevi arkadaşlar. Musevi. Ben vaktinizi alır mıyım bilmem evet, ama belirleyici bir örnek bu. Benim hayatımın önemli bir örneği, beni çok etkileyen örneklerden biri. Sözünü ettiğim Musevi arkadaşım benim ilkokuldan arkadaşım olan bir can arkadaşım. Benim çok hani şeyi hiç sevmem, parantez olsun bu da. Hani ben ırkçı değilim ama diye bir söylem vardır. Sonra sonu iyi gelmez. Ben de çok değişik dinlerden arkadaşlara sahip olma şansına nail olmuş biriyim. Bu sözünü ettiğim Musevi arkadaşım benim ilkokul birinci sınıftan beri arkadaşım. 40 yıllık arkadaş diyebileceğim bir arkadaşım. Zaman zaman kopukluklar olmuştur, iş hayatları, aile hayatları filan. Belli zamanlarda da telefonda konuşuruz. Bundan 3-4 yıl kadar önceydi. Konuşuyorduk. Bana çok alındığını, çok gücendiğini söyledi. Nedeni şuymuş. Telefonda konuşuyormuşuz. Bayramdan bahsediyormuş. İşte bizim de bayram. Hani şu ara telaşım var. İşim gücüm var. Bizim bayram. Ben de aa öyle mi demişim. O buna çok alınmış. Neden? Neden? Çünkü ben yayınlanan bilgilerden ötürü onun gözünde iki kimlikli olduğum için bu bayramı da kutsayan, bu bayramı da tutan bir görünümdeymiş. Ve o çok yani şaşırmıştı. Siz de onların bayramlarını tabii, bilmek zorunda. Zorunda olmak ne demek? İşte gizli gizli Yahudilik yapıyor sabetaycılar. Diyoruz, değil mi deniyor? Şimdi sabetaycı gizli gizli bu kadar yanlış varsa yapıyorsa bu kadar yanlışı niçin düzeltmiyorlar? Ben onu şöyle var o konuda kanaatlerim var. Niye çıkıp konuşmuyorlar?
ciddiye almıyorlar biliyor musunuz? Benim deneyimimi anlatıyorum. Gerçekten ciddiye alınmıyorlar. Çok özür dilerim. Şimdi ben bu kitabı aldığım zaman bu kitapta işte çıfıt, soysuz şöyle böyle bir takım sözlerle karşılaştığım zaman başka bir kitaptan bahsedelim size. Şey olmasın. Yesevizade Bey'in kitabından bahsedelim. Görebilir miyiz o kitabı? Nedir? Bu kitabı böyle ilginç. Mesela sizin programlarınızda veya Ilgaz Zorlu'nun kitabında da böyle değişik resimler, mesela ben bir sabetaycı olarak o resimlerle bir tanışıklık arz etmem gerekiyor bir yerlerde. Bana çok yabancı geliyor. Burada da şöyle bir resim var. Yok, ben tarihi kapak, resimler ilginç. Koydum efendim. Yani işte o resim tarihi, eğer benim tarihimse, yani benim böyle bir kimliğim varsa ben o resimlere bir yakınlık bilgim olmalı. Ama efendim. Yok. Neyse şimdi yine yana yakıla Hatemi Bey'in dediği duruma efendim, düşmek istemiyorum. Şemsi Efendi, Şimon Zivi. Peki ama bunun benle alakası. Yani benim kitabımda yok diyor Mehmet evet. Şevket. Ben öyle alegorik resimler koymadım evet. Yani. Şimdi resim değil de şöyle söylüyorduk galiba. Yani Yesevizade'nin kitabından bir örnek verecektiniz. Yesevizade'nin kitabından örnekler baktığımız zaman da sadece hakaretle karşı karşıya. Yani burada domuzdan söz ediliyor. Yahudi müelliflerin şehadetiyle menhus adetin mevcudiyetinin vesikalandırmasına geçebiliriz diyor. İçimizdeki dönmelere de aslında en layık sıfat bu olsa gerektir falan gibi böyle sözler. Yalnız efendim şimdi şu var. Şimdi, bir saniye. Sizi dinleyeyim evet. Yani çok somut bir şey söyleniyor. Efendim şimdi şu var. Niçin diyaloğa girmiyor Türkiye sabotajcıları? Madem bu kadar itham, bu kadar töhmet, bu kadar haksız efendim iddialar var, bunların ciddiye almamak mı yoksa açığa çıkmak korkusu mu? Evet, şimdi ben tabii buraya kendi tanıklığımı, kendi ailemin tanıklığını getiriyorum değil mi? Ben size 14 yaşlarımı anlatıyordum, 74-75 yılı Kabaklı Bey'in, Yesevizade Bey'in yazılarını benim babam hiçbir zaman ciddiye almadı. Ve ben bundan dolayı çok üzülüyorum. Keşke ciddiye alsın. Ben şimdi çok üzülüyorum. Şimdi alsınlar ciddiye. Keşke ciddiye alsaydı. Cevap versinler ama bize. Ama işte şöyle domuz, dönme, çıfıt falan gibi bir şeyler olunca çok ciddiye alınmıyor, inanın. Yani birazcık tuhafına gidiyor insan. Efendim benim şeriatıma kahrolsun şeriat diyen bir efendim Tekinat Sahte isimli Moïse Cohen'e başka ne diyebilirim? Ama ben Avram Galanti'nin de kitabını basmış bir insanım. Niçin? O İslam'a saldırmayan, Müslümanlara saldırmayan efendim haysiyetli bir ilim adamıydı. Efendim ilmi araştırma yapmıştır ve bu memleketin çoğunluğunu teşkil eden Müslümanlara da hakaret etmemiştir. Ona da saygı duyuyorum. Bütün Yahudilere çıfıt demek elbette medeni bir insana yakışmaz. Ama kahrolsun İslam şeriatı diyen Tekin Alp'e buradan çıfıt sözünü tekrar ediyorum. Ama düşünün bir Tekin Alp kaç sabotajcıya bedel oldu. Yok, hayır efendim, emin hatta. Bu birazcık... Yani siz bir genelleme ya. Yapıldığı... Ben genelleme tamamen, yapmıyorum efendim. Tamamen bir genelleme ben karşı yapmıyorum. Karşıyayız. Bir şey soracağım, siz şöyle bir teze ne diyorsunuz? Yani Türkiye'de, işte Mehmet Şevket Ergi Bey'in dile getirdiği tez bütünlüğüyle bu sanıyorum. İşte bir grup insan sırf dini inançlarından dolayı, yani dönme olduklarından dolayı, Türkiye'de işte inanç özgürlüğünün engellenmesi yönünde faaliyet gösteriyor diye bir tezi var Mehmet Şevket Ergi Bey'in. Yani ne dersiniz mesela böyle bir şey olamaz mı? Bir grup sabotajcı, tamam siz değilsiniz. Fakat bir grubu var böyle yapan. Olamaz mı böyle bir şey? Yani bir din düşmanlığı ve sadece o inançlarından dolayı. Olamaz mı böyle bir şey? Her toplulukta çok sofu dindar olduğu gibi din düşmanı da var. Çeşit çeşit dinlere böyle bir yani bu elbette olur. Niçin olmasın? Her toplulukta var çünkü. Ya benim yani, onlara karşı savunma hakkım var. Mehmet Şevket Ergi Bey gibi ayırmıyorum. Yani ayırdığım... Mehmet Şevket Ergi Bey aynı zamanda Şevket Müslüman toplum içinde yani Müslümanlığını yaşamaya gayret edenler için de çok ağır eleştirilerde bulunur. Ben efendim benim en ağır eleştirilerim ve hatta bazen hakaret sınırına dayanan şeylerim İslam dinini sömüren
sahte efendim dindarlar, bir takım hepsini tabii suçlamak istemem, bir takım İslamcı bezirganlardır yani. Ben sadece sabahtacılara, militan sabahtacılara çatan bir kimse değilim ki, Müslümanlara daha fazla çatıyorum. Din sömürüsü yapan ama Müslümanlara. Ama şöyle bir durum oluyor. Yani en başından beri hala oturtamadığımız tanım var ya. Sabetay soyundan gelen ve Sabetay inancı, ibadeti olan kimseler diye. Şimdi siz öyle dediğiniz zaman hiç inancı olmayan kişiler de bu gruba dahil oluyorlar. Yani Sabetaycı olmayanlar da bu gruba dahil. Ama siz onları ayrı yazdım. Bir millet olarak görüyorsunuz galiba. Bir ırk olarak mı? Bir ırk olarak. Efendim, ırk olarak hayır kesin. Efendim. Ben düzeltelim burada. Yani ne diyorsunuz? Efendim, Osmanlı bakın, zihniyetine sahip bir Müslümanım. Binaenaleyh ben bir takım kavramları putlaştırmıyorum. Yazılarımda millet diyorum. Hatta kimliğini yitiren bir millet, millet olmaktan çıkar, sürü haline gelir diyorum. Osmanlı Devleti zamanında bu ülkede milletler vardı. İslam milleti, efendim Rum milleti, Ermeni milleti ve Musevi milleti vardı. Yani din esasına göre kimliklerine dikkat edilerek onları bir takım milletler camiasına aynı ülkenin içinde ayırmışlar. Şimdi bir Müslüman ırkçılık yapamaz efendim. Irkçılık yapmış olsaydık biz 1492'de bütün dünyanın istemediği Yahudileri kendi ülkemize kabul etmezdik. Ama işte Nüket Hanım diyor ki bizi bir ırk olarak görüyorsunuz. Yani benim dedemin inancı nedeniyle beni yargılıyorsunuz. Irk olarak görmüyorum, kimlik olarak görüyorum efendim. Müsaade eder misiniz, bir kanıtım var. Buyurun efendim. Irk olarak gördüğünüze dair bir kanıtım buyurun var. Buyurun efendim. Bu kanıt 7-2-1979 yılına ait tarihi. Ama evet. Nerede çıkmış bu? Bu kanıt Mehmet Şevket Eyki. Büyük Gazete'de M.Ş. Eyki imzasıyla. Buyurun. Şöyle bir küçük bir cümle. 7-2 olduğuna göre babamın öldürtülmesinden bir hafta sonra yazmışsınız. Abdi İpekçi'yi Galatasaray'dan tanırım. O benden birkaç sene ilerideydi. Mektepte zekası, çalışkanlığı ile temayüz etmişti. Kanıtım şu. Mensup olduğu ırka has fiziki hususiyetleri vardır. Kıvırcık saçlar, geniş bir alın, karakteristik burun, ağız ve çene. Şimdi bana öğretilen bu kafa tasçılığı. Bu bir ideolojidir kesinlikle. Bana efendim, öğretilen bu kafa tasçılığı. Bir zenciye şimdi, basık burunlu desem efendim ben ırkçılık mı yapmış olacağım? Bir Çinliye çekik gözlü desem ırkçılık mı yapmış olacağım? Bir aşağılama. Sonra yok, devam ediyorsunuz. Yok diyorsunuz. Evet. O ve ben gazeteci olduk. O malum yolda ilerledi. Tabii gayet malum yolda. Malum, birazcık şöyle. Bilinen yolda. Yani nasıl bir yol? Bilinen oldu? Demek malum Arapça. İşte malum ben de biliyorum ama kimin bildiği neyi bildiğimiz. Ben İslam gazetecisi olduğum için bambaşka bir vadiye düştüm. Evet. Yani farklı keşke, dünya görüşlerinden. O bir vadide ben bir vadideyim. Yalan değil. Hakaret değil. Şimdi ben siz hakaret ediyorsunuz demiyorum. Konu bir ırkçılık insana... Irkçılık kesinlikle yok ırk, efendim. Efendim adını söylüyorsunuz, ırk diyorsunuz, ırk sözü sizin sözünüz. Irk kelimesini kullanmak başka, ırkçılık başka efendim. Niçin bu kadar şüphelisiniz yani? Ben şüpheli ırk, değilim. Ama ırk bir gerçek efendim. Irkına ben bakarsam ne olacak yani? Abdi İpekçi'den söz ederken ilk aklınıza gelen onun ırkı mı olmuyor? Efendim Abdi İpekçi şimdi sizin pederinizdir ve öldürülmüştür. Tabii bu çok hassas, yani dokunduğu vakit acı veren bir şey. Kendisinin siyasi görüşlerine, efendim, ideolojisine katılmıyordum. Zaten burada yazmışım yani. O bir vadide şey etti. Çok yüksek makamlara çıktı. Bütün Türkiye'nin efendim tanıdığı bir insan oldu. Son derece büyük bir güce. O sizin hoşunuza gitmiyor. Dönmelerin öyle pozisyonlara gitmesi. Musevi. Hayır efendim. Bu benim bir çünkü şey. Çünkü o zaman kontrol altına aldıklarını düşünüyorsunuz. Çünkü burada devam ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Ecevit'i parmağında oynatıyordu. Ve şimdi Abdi İpekçi yok edildi. Ecevit de herhalde nasıl merak olur, tam etmeyin. Sizin şimdi başka bir belki de Ecevit artık onsuz ayakta kalmayacak. Bir saniye. Şimdi Ecevit parmakta oynatılan biri midir? Müslümanlar, Türkler parmakla oynatılan birileri midir? Ben bu söylemleri sizin bu kitabınızda da duyuyorum. Ve Müslümanlık arkadaşlarım adına da üzülüyorum. Çünkü onları hep şunları vehmediyorsunuz yine. Uyuyorlar.
gaflet uykusundalar, kontrol altındalar, güçlü lobiler tarafından manipüle ediliyorlar. Tabii. Müslüman arkadaşlarım adına da, Musevi, Ermeni arkadaşlarım olduğu gibi, onlar adına da bu kitabı okuduğum zaman bir burukluk efendim, duyuyorum. Burukluk duyacaksınız, kendi görüşlerinizi söyleyeceksiniz, benim görüşlerime katılmayacaksınız. Fikir hürriyeti, medeniyet bu demek değil mi zaten? Şimdi bir telefon var, adı çok geçti. Ona söz hakkı vermeliyiz. Ilgaz Zorlu telefonda. Ilgaz Bey iyi geceler. İyi geceler efendim. Evet sizi dinliyoruz. Şimdi sizin adınız çok geçti. Aslında evet teşekkür ederim. Aslında belki ben de stüdyoda olmalıydım ama önce bir noktayı... Bir şeyi uyarmama izin verir misiniz? Seyircilerimizi uyarmama. Efendim Ilgaz Zorlu, evet ben Selanikliyim diyerek dönmeliğini ve sabetaycılığını açıkça ilan eden ilk kişi diyebilir miyiz efendim size? Değil, Karakaş var. Karakaş mı var? İkinci kişi mi? Nadir kişilerden nadir biri kişi diyelim o zaman. Nadir kişilerden birisiniz. Böyle bir seyircilerimize bilgi vermek istedim. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi ben önce bir açıklama yapmak istiyorum izin verirseniz. Öncelikle Sayın Nikit İpekçi'ye saygılar, sevgiler. Köken olarak aynı cemaatten mensup olmamızdan dolayı büyük bir sevinç içinde olduğumu bilmesini isterim. Ve babası gibi değerli bir insanın bizim cemaatimizden köken olarak gelmiş olması benim için büyük bir şereftir. Bundan gurur duyarım. Ben kendisinden biraz daha farklı düşünüyorum. Ben biraz televizyonunuzun sesini kısabilirseniz sizi daha iyi anlayacağız. Sesi kısabilir miyim? Evet. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Sayın Mehmet Şevket Eygi Bey böyle bir kitabın basılmasını istemedi. Öncelikle bunu belirteyim. Ben bir saniye, böyle bir kitabın basılmasını istemedi mi? Hayır efendim, bunu özellikle belirtiyorum. Siz bastınız değil mi bu kitabı? Efendim, durumu izah edeceğim müsaade ederseniz. Şimdi Sayın Mehmet Şevket Eygi Bey, 10 yıla yakın bir zamandır tabetaycılıkla ilgili yazılar yazan bir insandır. Ve yazmış olduğu yazılar, Nüket Hanım'ın tabii ki ben tiplerinden biraz daha farklı düşünüyorum. Bu konunun araştırılması için çaba gösteren yazılardı ve bizzat ben kendisine giderek bu kitabını basmak istediğimi söyledim. Bunu yapmamdaki amacım şuydu. Bu kitabın yanında basılan ve pek fazla da dikkat edilmeyen bir kitap daha var. Avram Galante'nin Sabetaycılığı. Bu kitap sabetaycılık konusunda şu anda sizin elinizde bulunan bütün kitaplara kaynaklık eden bir kitaptır. Ve bu kitabın basılmasından dolayıdır ki ancak Mehmet Şevket Eygi Bey yazılarının toplanarak basılmasını kabul etti. Tabiatıyla Sayın Hatemi hocamızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Onun düşündüğü şekilde böyle bir zoka falan yoktur. Kendisini tenzih ediyorum. Ben ne Amerikan casusuyum, ne İsrail casusuyum. Ben sadece maalesef, üzülerek söylüyorum, Yahudi kökenli olduğum halde Yahudi kabul edilmeyen bir sabetaj casusuyum. Şimdi birkaç hususu belirteceğim. Beni burada bir taraf olarak gösteriyorlar ama öncelikle evet ben Selanik'in kitabını bir sabetacı olarak değil, siyaset bilimi tahsil etmiş olan bir araştırmacı olarak yazdım. Ve bu kitabı yazmamdaki tek amacım şuydu. Bugün Türkiye'de sabetacılar var. Sayın Nüket İpekçi Hanım'ı tenzih ediyorum. Mutlaka ki pek çok konuda bilginin olmadığını söylemek de haklıdır. Ben çok açık olarak söyleyeceğim. Lütfen kendi cemaatinizdeki coşkun hocalarla, ender hocalarla temas kurun. İpekçi ailesinin bu insanları çok yakından tanıdığını biliyorum. Bir saniye, bir daha söyler misiniz? Hocalarla, ender hocalarla temas kurun. O hocaları kimden soracağım efendim? Bunu kimden soracağınızın artık ailenizin ismini vermeyeceğim. Çünkü bu konuyu belki Cemil İpekçi size belki tanıyorsa söyleyeceğim. Valla ama ben Cemil İpekçi görmüyorum yani. Efendim bilgiyi arıyorsak, hakikaten bilgiyi arıyorsak onu ulaşmak için peki, soracağım. Peki, Cemil İpekçi vasıtasıyla Coşkun Hoca'yı mı soracağım efendim? Bunu lütfen araştıralım. Coşkun şimdi, Hoca'dan ne öğrenmemi öneriyorsunuz? Efendim size arz edecekler. Şimdi efendim? Bunu size anlatacaklar efendim. Şimdi ikinci konuya gelelim. Zaten beni ilgilendirmiyor ki ama. Pardon, şimdi ikinci bir konuya gelelim. Bir saniye Ilgaz Bey, pardon. İkinci konuya gelmeden bir saniye. Cemil İpekçi sizin neyiniz oluyor? Cemil İpekçi'nin bir akrabamız olduğunu biliyorum ama açıkçası tam şimdi yani akrabalık derecesi. Efendim bununla ilgili belki sizlere soy ağacı vereceklerdir. Bu soy ağaçlarını tutan insanlar da vardır. Ben şimdi cemaatimizin içindeki bazı şeyleri burada nakletmek istemiyorum yalnız. Bir sabetaycı olarak, bir Yahudi olarak çok açık söylüyorum. Mehmet Şevket Bey'i şu anda sürekli olarak ısıkta suçluyor hanımefendi. Bakın burada iki farklı durum var. Sabetaycılık ayrı bir şeydir. Abi İpekçi beyefendinin öldürülmesi ayrı bir konudur. Ben katil sürekli kimsenin öldürülmesini kabul etmem. Cemaatimizden köken olarak gelen bir kişinin
böyle bir cinayete uğramasından dolayı da çok üzülüyorum ve bu cinayeti yapanları tabii ki kınıyorum. Bütün Türkiye'nin de kınadığına inanıyorum. Şimdi ikinci bir noktaya geleceğim. Ben sabotajcılık konusunda açıklama yapan ilk kişi değilim. Bu konuda Gazete Pazar dergisinde Sayın Fatoş Arı'ı bu konuda bir açıklama yapmıştı. Yine Fatoş Gazete Pazar dergisinde evet. yazıldığı üzere bir film söz konusudur. Son Dönmeler filmi. Bu Son Dönmeler filmi tamamen insanların tek tek konuştukları bir filmdir. Eğer bu film Sabit Hacı'nın bir şey değilse, insanlar bunu şey yapmıyorlarsa neden hala izlenmektedir? Konuşan insanlar bu film bulunamıyorsa da kalkıp televizyonda bu filmde konuştuklarını söylemelidirler. Şimdi ikinci bir hususa geleceğim. Bu çok önemli. Efendim, Türkiye'de Sabit Hacılar var mı? Tabii ki Türkiye'de Sabit Hacılar var ve hiç kimse Türkiye'de anayasal teminat olarak din ve vicdan özgürlüğünü açıklamak anayasal teminatlıdır. Hiç kimsenin bunu açıklamak zorunluluğu da yoktur. Fakat eğer bazı insanlar sabotajcı kökenli oldukları için Türk siyasi hayatında ve Türk toplumsal yaşantısında bir takım menfaatler elde etmeye çalışıyorlar ise, bakın bunu abi bir peki yaptı demiyorum, katiyen bunu özellikle belirtiyorum. Eğer bazı insanlar Amerika'da Musevi cemaatine girerek, efendim biz Musevi asıllıyız, bizler Yahudiyiz, lütfen Türk siyasi hayatında bizim yükselmemizi sağlayın diyorlar ise, işte orada üzülerek belirtiyorum, bunu bir ışıklık olarak kabul etmeyelim. Bunu herkesin bilmesi gerekmektedir. Ben bugün, bakın çok açık olarak söyleyeyim, senelerdir sabotajcılığın Yahudi dininin bir mezhebi olduğunu ve sabotajcıların Yahudi dinine kabul edilmesi gerektiğini savunan bir insan olarak söylüyorum. Lütfen aynı hassasiyeti burada gösterin. İkinci bir husus daha var. Lütfen Abdi İpekçi'nin katledilişi gibi Maliye Nazırı Cavit Beyefendi'nin başına gelen tarihi dolayı da açalım. Türkiye bunları bilsin. Şimdi bu durumda Esat Dede olayına gelmek istiyorum. Esat Dede'nin durumu için şunu söyleyeceğim. Kitabın arkasında yer alan kişi Jews on Dervishes isimli kitapta Banyiko Starlatis tarafından resmi basılan bir kişidir. Bu kişi bir eski Dışişleri Bakanı'nın büyük babasıdır efendim. İsmini vermiyorum. Şimdi burada problem şudur. Eğer bir insan hakikaten Müslümanlığa inanıyorsa ve İslam dinine inanıyorsa tabii ki kimse bunu eleştiremez. Ben dahil hiç kimsenin bunu eleştirmeye de hakkı yok. Ama eğer sabotajcılığını politik bir malzeme olarak kullanıyorsa Nikhet Hanım'dan çok özür diliyorum. Demiyorum ki bunu sizin ailenizden biri yaptı veya falanca yaptı. Çünkü ben ırkçılık suçlamalarıyla çok karşılaşıyorum. Katil süreçte bunu şey yapmıyorum. Yalnız size şu kadarını söyleyeceğim. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Siz, demin hanımefendi söyledi, çocuklarınızın inanmadıkları bir dinde bir dini merasimle gömülmelerini ister misiniz? Ben bugün ölecek olsam İslam dinine göre gömüleceğim. Ve mezarıma gelecek olan insanlar orada hahamlık yapacaklar ve çift törenle gömüleceğim. Sayın Nikhet Hanım bunu görmemiş olabilir. Ben kendisinin sözlerine tamamen inanıyorum. Eminim ki bunu kabul ediyorum ve Mehmet Şevket Bey'in de bunun üzerine gitmeni söylüyorum. Ama bu Dilber ailesinin gelininin dramını da lütfen görelim. Çünkü ben de buna benzer bir olay yaşadım. Tam anlaşılmadı Ilgaz Bey. Efendim? Neyin dramını görelim dediniz? Tam anlaşılmıyor. Dilber. Tam anlaşılmıyor mu? Yani bu Dilberlere gelin giden hanımın dramını da görelim. Dilberlere gelin giden. Yani ilk bir hanım gitti diyorsunuz. Dilberlerin gelini miymiş? Ha bu hanım Dilberler gelin mi? Söylüyor. Biz bunları biliyoruz tabii. Ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bana fırsat verirseniz şunu da çok açık olarak söyleyeyim. 15 yıla yakın bir zamandır sabotajcılarla ilgili yapmış olduğum konuşmaları ben tek kasetlerine almış durumdayım. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmalarım olmuştu. Ve bizzat İsrailli Profesör Tili Ankori başta olmak üzere Yaşom Şölem'in kitabında da bunlar vardır. İsrailler Türkiye'ye zaman Şimdi Ilgaz Bey bu kitap adlarını daha fazla sıralamayın. Bakın ben bir şey öğrenmek istiyorum. Evet. Şimdi siz ne yapmak istiyorsunuz? Siz, sizin bir saniye lütfen. Çok kısa olarak bir saniye izin verir misiniz? Buyurun. Affedersiniz. Konuşacaksınız. Ben anlamak istiyorum. Yani gerçekten buyurun, bu işi efendim. Bilmiyorum ve tamamen samimi bir şekilde anlamaya çalışıyorum. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi ben Selanikliyim diyorsunuz ve kendinizin evet. sabotajcı olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Bunu anladık. Ve bu kimliğin açığa çıkmasını talep ediyorsunuz. Peki kendi cemaatinizden insanların açığa çıkmasını sağlamaya çalışmak biraz tuhaf değil mi? Yani siz kendi cemaatinizden insanlara aynı zamanda da zarar veriyorsunuz. Efendim böyle düşünmeyelim. Bir dakika. Şimdi hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 genç insan, sabotajcı kökenli genç insan Yahudi dinine konvert etmişlerdir, geçmişlerdir. Ben kimseye zarar vermiyorum ve
ben cemaatinin de kimliğinin açıklanması için, insanların sabotajcısından açıklaması için de baskı yapmıyorum. Bir defa benim böyle bir gücüm olabilir mi? Şimdi burada katil süreçte böyle bir baskı olmadığı için ama şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki Selanik'ten gelen, sabotajcının soyundan gelen ve sabotajcı olan insanlar. Efendim siz bir inanç olarak Müslümanlığı seçebilirsiniz. Çok güzel, lütfen bu inancı devam ettirin. Ben saygı duyuyorum. Dinsiz ateist olabilirsiniz, Budist olabilirsiniz, Hristiyan olabilirsiniz. Tamamen saygı duyuyorum. Tamam, ne ama istiyorsunuz? Ne istediğinizi söyleyin. Sabotajcılık, Türkiye'de yaşayan, nüfus kağıdında İslam yazan ama Yahudi geleneklerine halen devam ettiren sabotajcıların lütfen ve lütfen Yahudi dinine kabullerini istiyorum. Ha bu insanlar bunu istiyor mu, istemiyor mu bunu soruyorsanız eğer size örnek gösteriyorum. Amerika'da 5 kişi, ben şimdi bu insanların isimlerini veremem burada ama. Ama Ilgaz Bey, isteyen girsin, istemeyen girsin, bize ne? Ama nasıl mümkündür efendim, ben dinimi değiştirmek istiyorum. Bugün Yahudi hahambaşılığı beni kabul etmemektedir ve nüfus kağıdındaki dinhanemi değiştirmek için dava açmak zorundayım. Ama bu sizin bireysel sorununuz değil mi ya, niye cemaatinizin? Hayır olur mu efendim, bu hareket kabul edildiği takdirde. Türkiye'de sabotajlar Yahudi kabul edildiği takdirde ben ilk etapta 20 kişinin hemen Yahudi dinine geçeceğini size buradan söylüyorum. Bunu derhal ispat etmeye de hazırım. Peki. Evet. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Bir başka şey. Mehmet Şevket Ergi Bey kitabında diyor ki sabotajcılar gizli gizli İslam düşmanlığı yapıyorlar. Odaklanmışlar. Evet. Müslümanlara zulmediyorlar. İnanç özgürlüğünü engelliyorlar diyor. Siz de bu kitabı basıyorsunuz. Evet. Nasıl sabotajcısınız siz? Hem sizin efendim, cemaatinize bir suçlama var hem de bu kitabı basıyorsunuz. Bunu bir sabotajcı olarak değil, bunu bir yayıncı olarak basıyorum. Bakın Avram Galanti'nin kitabında ne yazıyor? Çok dikkat edelim. 109. sayfasını açalım ve lütfen dikkat edelim. Bir saniye. Haklı mı Mehmet Şevket Ergi gibi? Yani Türkiye'de bir grup sabotajcı inanç özgürlüğünü engelliyor mu? Haklı mı yani? Efendim bunun için size şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir grup sabotajcı, bir takım insanlar sabotajcı kökenlerini gizlemek kaydıyla Türkiye'de İslam dinine saldırı yapıyorlar. Şimdi Mehmet Şevket Bey nezaketinden bu insanların ismini açıklamıyor. Ben kendisi kadar nazik değilim. Ben isim açıklarım ama isim açıklama... bu insanları açıklamak onları burada zor durumda bırakacak karşılıklı olarak. Hayır şimdi bir defa isim açıklamamalısınız. O uyarıyı yapmak zorundayım çünkü... Peki, isim açıklamıyoruz ama bu yapılmaktadır. Lütfen. Bununla ilgili benim bir çalışmam vardır. Ben 1923'ten 1990'a kadar Türkiye'deki laiklik tartışmaları içerisindeki sabotajcıların rolünü yazıyorum şu anda. Biraz sabredelim. Kitaplar çıkacak. Yalnız bu arada bir şey yani söyleyeyim. Yani sizin bunlar kendi inancınıza sahip kişiler. Efendim bunlar sabotajcı kökenli kişiler. Ve çok açık bir şey söyleyeyim size. Bu insanların içerisinde sabotajcı inancını devam ettiren insanlar var. Peki bir yani, şey evet. Bir şey daha merak ediyorum. Buyurun. Bir ırk mı bu? Şimdi bakın burada çok temel bir konuya giriyoruz. Şimdi Yahudi dini öncelikle anneden geçen bir dindir. Bunu ister ırkçılık olarak kabul edin, ister kabul etmeyin. Yahudi dinine geçmek için aslında Yahudi bir anneden doğmak gerekir. Dinen Yahudi olabilirsiniz. Fakat kültür olarak İsrailoğulları kavminden olamazsınız. İşte bu anlamda baktığımız zaman sabotajcılığın temel prensibi şudur. Sabotajcılık Yahudi dini içerisinde kendilerini ayıran ve gerçek Yahudiler olduğuna inanan ve Mesih'i bekleyen bir topluluktur. Çok açık olarak söylüyorum. Ve bu insanlar... Siz de öyle misiniz? Efendim? Siz de öyle misiniz? Hayır, ben bir Yahudiyim. Ben Yahudi olduğuma inanıyorum. Ben sabotajcının Mesih olduğu konusundaki tartışmalara girmiyorum. Bu insanlar yani inanıyor ama siz ben o zaman sabotajcılığı bıraktınız, Yahudi oldunuz öyle mi? Ben Yahudi olmak istiyorum. İstiyorsunuz. Evet ve sabotajcılığı da araştırıyorum. Yani Yahudi olmak istiyorum derken bunu size birisi mi verecek? Efendim tabii ki bunun kabul edilmesi gerekiyor. İsrail devletinin. Etmesin efendim, etmese olmaz efendim, mı? Efendim bunu yapamazsınız. Nüfus kağıdında İslam yazıldı. Olabilir efendim. Olur mu efendim? Rahatsız oluyor. Önemli olan Allah'la kendi bakın, arasındaki sözleşmeden rahatsız. Yahudi yazılsın istiyor. Evet. Evet. Hayır, anlamak için yani öğrenmek istiyor. Yani burada bu kadar basit indirgeniyor, bir iki saat indirgeniyor. Hayır yani mesela ben Müslümanlık açısından baktım olaya da. Evet. Hani Müslüman olmak için kelime-i şehadet getirilir. İnanmak gereken hususlara inanılır. Evet. Bunlar yeterlidir de hani o açıdan niye Yahudi olmak için... Böyle kurumsal bir şey mi? Yani İsrail'e müracaat etti. Türkiye hahambaşılığına yani müracaat etti. Kapılar kapalı. Müslüman efendim. Olmak gayet kolay. Yahudi olmak gayet zor mu? Böyle bir şey mi? Evet efendim. Biraz Yahudi zor efendim. Yahudi dinine geçme gayet zor. Zordur. Şu anda Allah. Bana Yahudi dinine geçişim için uzun bir proses İsrail tarafından önemli. Sizlere söylüyorum. Peki. Bir şey daha soracağım. Yani buyurun. Bir ırk mıdır değil midir? Onu anlayamadım. Bakın tekrar söylüyorum. Yahudi dini bir ırk esasına dayanmaz. İsrailoğulları kavmine gelmiştir ama
Yahudi dinine geçmek mümkündür. Eğer dine geçmek istiyorsanız bu mümkündür. Peki bir sabetaycı, evet. Bir sabetaycı. Evet. Diyelim ki dedesi sabetaycıydı. Evet. Torun da mı sabetaycı olacak yine? Efendim annesi eğer kanı taşıyorsa bu kişi de kendini sabetaycı kabul ediyorsa sabetaycıdır. Bu kadar kabul etmiyorsa? Efendim etmiyorsa ne istiyorsa olsun. Bakın bir dakika, burada bir noktaya geliyoruz. Buna çok önemli arz ediyorum. Gerekirse bunu Türkiye'de açıklamak isterim. Son birkaç yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde Musevi lobisi içerisinde bazı sabetaycılar, sabetaycı kökenli olduklarını söyleyerek bir takım avantajlar elde etmeye çalışmışlardır. Bunlardan bir tanesi de Halil Bezmen'dir. Neden Halil Bezmen Amerika'dan iade edilmemiştir? Lütfen bununla ilgili Hürriyet Gazetesi'nin yazı var. Ben bakın buna karşıyım, ikiyüzlülüğe karşıyım. Benim ne nice tanıma karşı bir tavrım olabilir? Ha, yani bakın, şöyle anladım şimdi. Evet. Siz diyorsunuz ki, sabetaycılar sabetaycı kimliklerini ortaya koysunlar. Bu ikiyüzlülüktür diyorsunuz. Efendim Nusret Hanım'a bir noktayı daha belirteceğim. Ben sabetaycı olduğumu yıllardır söylüyorum. Allah bir şükürler olsun kimse bana fenalık yapmadı. Ben babanızın bu başına gelen olayda bambaşka şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve ben eminim ki bunların araştırılması için çaba harcamalı. Ama bir şey soracağım. Peki Ilgaz Bey bir şey pardon, soracağım. Pardon bir şey soracağım. Bugün siz kabinede, sorunuzu unutmayın. Pardon bir dakika. Bugün kabinede bu aileden gelen bir bakan varken neden bu sayın bakan bu cinayetin araştırılması için devlette baskı yapmıyor efendim? Ya, çok merak ediyorum ben. Yani bunu neden yani yapmıyor efendim? Ben daha doğrusu şunu merak ediyorum. Bakın bu kadar çok güçlü bir cemaatse nasıl biz bu kadar yıllık bir mağduriyet yaşamaktayız? Bırakın efendim, şimdi kabineye gelmesin, hani ondan öncesi de bu kadar güçlü bir cemaat, bu kadar lobileri var. Bir cinayeti evet. Açıklamaya yetmiyor bu güç. Nasıl? Haklısınız, haklısınız. Burada başka şeyler var ama şuna döneceğim. 1924 mübadelesine dönüyorum. Dönmeyin. Hayır. Bir şey... Pardon, çok özür diliyorum. Fakat olaya katılanların, sanıkların sözleri var, kendi ifadeleri var. Evet. Dönme dediler, mason dediler, biz de vurduk diye ben kulaklarımla televizyondan duyduğum sözler var. Evet. Yani onların hoşuna gidiyor. Bu nedenle olmasa bile dönmeliği kullanmak çok işlerine geliyor. İşte bakın burada da Çetin Altan'ın bazı iddiaları var. Şimdi ben tabii tekrar söylüyorum, benim uzmanlık alanım sabotajcılık. Ben bu cinayet konusunda... Ama benim değil. Evet. Benim hiç uzmanlık alanım değil. Ama hiç ilgi alanım değil. Burada sabotajcılığı tartışmak üzere bir programa çıktınız. Program böyle lanse edildi. Eğer İpekçi cinayeti ise program... O zaman ben susayım çünkü benim bildiğim bir konu değil İpekçi cinayeti. Yok, İpekçi cinayetinden özür dilerim fazla söz ettiysem. Fakat hayır, ben İpekçi soyadı kimliğiyle... Neden bir insan eğer sabotajcı olduğu için böyle bir harekete karşı karşıya kalmışsa bunu araştırmak devletin savcılarının görevidir. Ben şunu merak ediyorum, devletin savcıları, devletin hakimleri bunun üzerine gitmiştir mutlaka. Şimdi sizin yayın evinizden... Yani bunun mutlaka hukuki bir yolu vardır. Şimdi ben konuyu çok dağıtmadan müsaade ederseniz bir iki küçük hususu belirteceğim. 1924 senesinde ahali mübadelesinden sonra sabetacılar Türkiye'ye geldiği zaman bu cemaatin sahip olduğu gazetelere bakıyoruz. Vatan gazetesi Yakubilerden Ahmet Emin Yalman'a aittir. Son Saat gazetesi Zekeriya Sertel'in hanımı Sabiha Sertel'e aittir. Bunlar sabetacılar. Bir tek basında Cumhuriyet gazetesi sabetacı kökenli olmayan bir gazetedir. Bu konuyla ilgili benim de elimde bazı evraklar vardır. Ve çok açık söylüyorum, Abdi İpekçi mutlaka ki kıymetli bir gazeteciydi. Ama Ahmet Emin Yalman'ın kendisi üzerinde mutlaka ki çok tesirleri olmuştur. Ve bu noktada bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Bakın, bu benim için çok önemli. Bu tartışmalara girmek benim bu akşam arzum değil. Ama şuraya gelmek istiyorum. Biz bunları sakin kafayla tartışabilmeliyiz. Ben eğer sadece Garanti'nin kitabını bassaydım, tek taraflı bir kitap basmış olacaktım. Meme Şevket Bey de bunları düşünmüş, 10 yıldır bunları yazmış. Eğer bu böyle bir kitap yazılmışsa ben bunun için bastım. Çok faydalı yani, ve yararlı buluyorum. Zaten bakın bu nedenle ne kadar güzel konuşabiliyoruz. Duygu ve düşüncelerimizi ifade etme fırsatı ortamı ama buluyoruz. Yani şeye çok üzüldüm. Bakın hakikaten çok üzüldüm. Şimdi sanki benim yayın edin böyle bir antisemit bir cinayet var ortada. Buna alet edilmiş gibi gösteriyorsunuz. Hayır aynı şekilde lütfen, çok daha şiddetli bir kitap var. Araştırma yayınları. Evet, yani çok listeler vermişler efendim. Tabii çok Işık Lisesi'nde çalışan herkesin silme listesini vermişler. Anaokulu evet. Öğretmeninden tutun, evet. İşte bilmem kime kadar o dönme okulunda okuyorlar diye hepsinin tabii, çok listesini vermişler. Bunu nasıl kabul ederiz canım? Tabii ki yani bu tip şeyleri ben size şunu söyleyeyim. Bir dönme okulu kelimesi eğer geçiyorsa bir yanlışlık mutlaka var. Çok ama şunu geçiyor. Yapalım, şunu yapalım. Oturun bu kitaba karşı bir kitapla yazın. Bunu da basayım ne olur. Yani galiba ben bundan... sonunda öyle olacak.
Yapalım. Peki Ilgaz Bey, ben bir şeyi merak ediyorum. Buyurun efendim. Şimdi Sayın Eygin'in kitabında Nüket Hanım programın başından beri bir takım kelimeler okuyor. Evet. İşte diyor ki bu hakaret değil mi bunları bize söylüyorsunuz diyor. İşte Mehmet Şevket Bey ben sizi kastetmiyorum diyor. O kendini anlatıyor. Şimdi, evet. Bir Sabet Aycı olarak böyle bir kitabı sadece bir tartışma olsun diye mi bastınız? Efendim ben objektif olmak zorunda olduğumuzu inanıyorum. Şöyle düşünelim. Sadece yayın evimiz Sabet Aycı'yı anlatan Musevi yazarların kitaplarını basıyor olsaydı sizce objektif bir davranış olur muydu bu? Yani Sayın Eygin'in yazdıklarının tümüne katılmıyorsunuz. Şimdi bir dakika. Sayın Eygin'in yazdıkları ayrı bir tartışma konusu. Benim paylaşmadığım noktalar olabilir. Var mı? Efendim? Var mı? Şimdi bu noktalar olabilir. Bazı noktalarda ben üslubunu sert bulmuş olabilirim ama bu sonunda yazarı ilgilendiren bir konudur. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Ben bugün nasıl sabetacılara karşı Türkiye'de böyle kelimeler kullanılıyor ve bir takım şeyler yapılıyor karşıysam şu anda Türkiye'de başka sıkıntılar çeken Müslümanlara karşı yapılan olaylara da karşıyım. Ben de. Şimdi yani bunları ne olur bir araya getirelim. Neticede bir yere gelmek istiyorum. Bir saniye. Katıldığımı söyledim. Bir saniye. Katıldığımı söyledim. Evet. Neye katıldınız? Ilgaz Zorlu Bey'in sözlerine. Yani Müslümanlara... Din özgürlüğüne, evet, evet. Yani siz de savunuyor musunuz? Savunmak zorundayım. Yani nüfus kağıdında Müslüman yazan herkese Talabani, Hümeyni muamelesi yapılırsa... Tabii ki işte, bunu siz söylemiyorsunuz ama Nüket Hanım hakikaten bunu söyleyenler var. Var mı Türkiye'de böyle bir şey? O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Tartışalım. Tartışalım, evet. Ya, Türkiye'de her şey var maalesef. Türkiye'de çok şey var. Neden birbirimizi... Türkiye'de sandırganlık ve şiddet var. Neden tartışmalarda hep kırıcı olunuyor? Efendim Ilgaz Bey, bakın, tamam. Bakın neden Türkiye'de hep tartışmalar kırıcı bir ortamda gerçekleşiyor? Burada şimdi, öyle gelişmedi. Hayır, hayır, bunun için söylemiyorum. Ben genel olarak bakın... Burada son derece medeni bir tartışma yaptığımızı tabii ki ben buna eminim. İki tartışmacıya da çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakınız, şöyle bakalım. Rıfat Bali Bey bir yazı yazmış. Aksiyon dergisinde yayınlanmış. Kendisi diyor ki efendim ben diyor aynı durumda olsalardı ben de böyle bir düşünceye karşıydım. Demek ki böyle düşünceler olanlar var. Bunlar açıklansın, bunlar ayıp. Yalnız din ama, çok önemli. Ama din burada nokta... herhalde burada genellemelerden kaçınmak gerekiyor Ilgaz tabii Bey. Tabii ki. Efendim şunu da unutmayalım. Genellemeler yapın. Bakın bir insanın siyasi görüşleri her zaman değişir. Bugün sağ basında yer alan bir gazeteci vardır. İsmini vermeyelim. Yeni Şafak Gazetesi'nin yazarlarından biridir. Nüket Hanım'ın babasıyla çok yakın ilişkileri vardır ve kendisinden sonra Milliyet Gazetesi'nin başyazarı olmuştur bu sayın şahıs. Şimdi bu sayın şahıs bir takım ilkeleri, düşünceleri tartışırken bugün tam olarak yelpazenin öteki tarafına geçmiştir. Demek ki insanların fikirleri zaman içinde değişiyor. Biz bu sayın yazara da saygı duyduğumuz gibi bu şekildeki duruma da saygı duyduğumuz. Zaten Mehmet Şevket Bey şunu söylüyor. Bana her zaman söylediği bir laf vardır. Bunu lütfen bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum. Diyor ki ben Yahudileri 1492'de buraya davet eden Sofu Beyazıt'tan daha mı Müslümanım ki onlara düşmanlık yapayım? Bakın bu çok önemli bir aksiyondur benim için. Bakın peki, biz birbirimizi tanımayan iki cemaatiz. Önce onu söyleyeyim. Sabetacılar Türkiye'nin belirli bölgelerinde yaşamış, eğitim seviyesi ve ekonomik seviyesi yüksek olan bir toplumdur. Çok toplum güçlü mü? Sabetacılar çok güçlü mü? Bakın şimdi bir dakika müsaade ederseniz. Şimdi bu insanlar bir gecekondu mahallesini tanımamışlardır. Bu insanlar Türkiye'de yaşayan insanların takım sıkıntılarını tanımamışlardır. Ama 1990'lardan sonra cemaatimiz içinde de fakirleşmeler olmuştur, bir takım olaylar olmuştur. Şimdi bizim yapacağımız olan şey nedir? Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine zarar vermeden, bunu bir pazarlık konusu dahi yapmadan, içimizde yaşamakta olan farklı kültürlerin bir renk olduğunu, bizim için bir tat olduğunu anlamaktır. Önemli olan budur. Çok açık söylüyorum. Ben kendimi huzurlu hissetmek istiyorum. Öldüğüm zaman bir Yahudi olarak görünmek istiyorum. Cumartesi sabahları bir Yahudi sinagogunda dua edebilmek istiyorum. Eğer benim bir Yahudi sinagogunda dua edebilmem nüfus kağıdında Müslüman yazdığı için engelleniyorsa, eğer ben sabetacı olduğum için bir takım problemlerle karşı karşıya kalıyorsam ben buna karşıyım. Yoksa ne ben bir Amerikan ajanı olarak bir bölücülük yapmaya kalktım. Yani bakın Allah kimseye göstermesin, Allah kimseye vermesin. Yahudi cemaatinin ileri gelenlerine de hep söylüyorum. Arzu ederim ki çocuklarınız sabetacılarla evlilikler yapar. Bu evliliklerden doğan çocuklarınız Yahudi kültürünü aldığı halde Yahudi kabul edilmez. O zaman peki, benim sıkıntımı anlayacak. Peki Ilgaz Bey, niye sizi sabetacılar pek sevmiyor? Şimdi sabetacıların beni sevip sevmemesi konusunu ben şöyle söyleyeyim. Beni kim sevmiyorsa bunu otursun yazsın. Benim böyle bir şeyim olduğunu düşünmüyorum. Sabetacılar şundan korkuyorlar. Sabetacılığın tarihi araştırılırken Türkiye'de asla ödün verilmemesi gereken bir takım
sabotajcılık tartışmalarını sadece sabotajcılık tartışması olarak mı bırakacağız? Yoksa bunu Müket Hanım'ın çok haklıları ifade ettiği gibi politize bir hale sokup bir sorun haline mi getireceğiz? İşte ben burada Müket Hanım'ı destekliyorum. Benim için, Müket Hanım belki bilmezler, ben çok açık olarak şunu söyleyeyim. Benim büyük annem Selanik'ten geldiği için Türkçesi gayet bozuk olan bir insandı. Ve ana lisanı Fransızcaydı, evinde Fransızca konuşurdu. Ben kendisiyle cuma günleri balık almaya gittiği zaman Kurtuluş'ta kendisine madam madam derlerdi. Ve Türkçesi bozuk olduğu için büyük annemin eve gelip ağladığını çok iyi hatırlıyorum. Ben bundan çok üzüntü duydum ve bana bu kitabı yazdıran da budur. Evet, benim büyük annemin belki ana lisanı İspanyolcaydı, Fransızcaydı. Benim büyük annemin kabahati 1924'te Selanik'ten buraya gelmek miydi? Kaldı ki bu mübadele nasıl yapılmıştır? Bunun tartışılması gerekir. Bu insanlar Selanik'ten neden getirilmişlerdir? Bu insanlar Türkiye'ye getirildikten sonra acaba mal varlıklarını kaybetmişler midir? Çok açık söylüyorum. Selanik'te çok büyük mal varlığına sahip olan ailelerin malları Türkiye'de 1924 mübadelesiyle ellerinden alınmış. Buraya geldi. Ne demek istiyorsunuz? Yani bütün bunları niye anlatıyorsunuz? Bunların, bakın, bunların tarihe kayıt düşünmesini istiyorum. Bunların bilinmesini istiyorum. Bu program yarın öbür gün tekrar konuşulduğu zaman ben bunları söylememiş olmak istemiyorum. Bir noktayı daha belirteceğim, o çok önemli. Bu Esad'de de farkını ne olur belirtelim. Şimdi hocamızla uyuşamadığımız bir nokta var. Hatemi Bey'le. Hayır, Mehmet Şevket Bey'le de Hatemi Bey'le. Şimdi Mehmet Şevket Bey Esad dedenin çok hakiki bir Müslüman olduğunu söylüyor. Ben de kabul ediyorum. Peki bu adam gayet Müslümandı da, evinde de bu işleri gayet güzel yapardı da, torunu yıllar sonra oturup da Amerika'ya gidip ben Yahudiyim niye dedi? Yani, diyebilir efendim. Ne var yani buradan yola çıkarak? Ha, şimdi hayır, yani şuraya gelmek istiyorum. Yani bakın, Hüseyin Hatemi Hoca çok uzun uzun o Esad dede denilen kişinin çok önemli bir Müslüman olduğunu. Peki, ve kendisinin ona olarak elimizde Esad dedenin yazdığı bir din kitabı olsa ve bunu ortaya koysak ne olacak şimdi? Tutun ki böyle bir kitap var elimizde. Esad dedenin Yahudi dinini anlatan bir kitabı var. O zaman ne olacak efendim? Yani var mı? Ne demek istiyorsunuz? Yani ben bunu soruyorum şimdi size. Şimdi ben tabii ki bilmiyorum ama Hüseyin Hatemi Hoca'nın bakış açısını yani siz bunu yanlış olduğunu anlatırken torununu örnek gösteremezsiniz ki. Bir insanın çocuğu gayrimüslim olabilir. Ama adam çok ya buradan yola çıkarak bir sonuca varamazsınız ki. Yani torunu farklı bir dine mensup diye o kişinin biz bağlı bulunduğu dini hayatını nasıl sorgulayabiliriz? Bu hakkı nasıl elimizde bulundurabiliriz ki? Bugün pek çok sabotajcı söylüyorum ki size. Bu insanlar Müslüman dininin içinde gözükmekle beraber Yahudi pratiklerini uygulamaktadırlar. Bakın efendim? Adam Galante'nin kitabının 109. sayfasını açınız. Bu da bir yazıyor, bakın ki, bu da Türkiye dışındaki dönmeler diyor, Yahudidir diyor, Yahudi olmuşlardır diyor. Bakın 1935 senesinde yazılmıştır bu kitap. Lütfen evet. 109. sayfasını okuyunuz. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son olarak tekrar bir iki noktayı çok kısa olarak geçmeme izin verin. Ama herhalde bir şeyi düzeltmeniz gerekiyor. Buyurun, yani buyurun. Bir insanın çocuğunun ya da torununun farklı bir din taşıması, farklı bir dine girmesi o insanın Müslümanlığının ya da bir başka dine mensupluğunun tartışılmasına neden değildir. Bu bir ilkedir yani. Ben kendi kitabımda da bunu kabul ediyorum ve şunu söylemek istiyorum. Ben kendi kitabımda ben Selanik dinini yazarken insanların sabotajcı kökenlerinden dolayı onları ne açıklamak ne de onlara bir zarar gelmesini gerek yazdım. Ben sadece şunu yazdım. Benim durumumda olan problem yaşayan, problem çeken insanlar var. Bakın çok kısa bir örnek. Bir Musevi bir sabotajcı ile evleniyor. Bu hakikaten olmuş bir olaydır. Aileyi vermiyoruz tabii ki. Bu beyefendi, Musevi beyefendi kendi ailesine Müslüman bir gelin getirmek istediği zaman bu kabul edilmiyor. Bu dünyadaki neredeki Musevi cemaatine giderseniz gidin. Her Musevi aile çocuğunun Musevi bir evlilik yapmasını ister. Bu gayet normaldir. Bu ister Ermenilere gidin, ister Rumlara gidin. Bu mutlaka Müslümanlar için de böyledir. Şimdi bu Musevi kişi sabahları bakıyor ki karısı yatağında değil. Ve bir sabah karısını takip ediyor. Büyükada'daki evlerinde deniz kenarında kızın elinde bir dua kitabıyla dua okuduğunu görüyor. Ve yanına gidiyor, kitabı elinden alıyor ve kız ona diyor ki eğer bu kitabı elinden alırsan ben öleceğim. Açılıyor kitap, bakılıyor kitap İspanyolca, Sabetaşevi'nin yazılmış duaların olduğu bir kitaptır. Ve bu hanım bilmeden bu kitabı okumaktadır. Peki bakınız, yani niye anlattınız bunu şimdi? Bunu şunun için anlatıyorum. Bir huzursuzluk vardır, bir rahatsızlık vardır. Müslüman olanlar, bırakalım onlar Müslüman olsun. Biz tabii ki onlara karışmıyoruz. Ben hangi Müslümanın sabotajcılık dinine zorla geçirilmesini veya Yahudilik dinine zorla geçirilmesini savundum. Ben böyle bir şey yapmadım. Peki, mesela şöyle düşünün.
Tamam, Sabet Aycı, fakat kendinin Müslüman olarak gösteriyor. Hı hı. Size ne? Efendim, tamam bize ne, ama bu kişi kalkıp da Amerika'da ben Yahudiyim diyorsa, ben de Sabet Aycılık Yahudiliğin bir koludur, Yahudiliğin içinden çıkmıştır diye kavga veriyorsam, işte ben o zaman bu adama kusura bakmayın ki kızarım. Anladım. Kusura bakmayın. Evet, yani sizin bakış açınızı anladık. Evet, son bir soru, son bir nokta. Bakın tekrar söylüyorum. Bu çok önemli çünkü daha evvel de beni bu şekilde iddialarla karşı karşıya bıraktılar. Sayın Hatemi'yi tekrar temizlik ediyorum. Hiçbir zaman için hiçbir şekilde hiçbir ülkeden veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de hiçbir organından, bakın açık olarak söylüyorum, ve yurt dışındaki bir ülkeden hiçbir şekilde ne maddi ne manevi hiçbir destek görmedim. Ama Ilgaz Bey, Hatemi Hoca sizin adınızı hiç anmadı ki. Bu... Anladı efendim, benim Amerikan ajanı olduğumu söyleyip Zoka'yı yurtunuzdan bahsetti. Hayır efendim, sizi... Söyledi mi Mehmet Şevket? Ben de öyle şey dedim. Yani Zoka'yı yutmaktan, yutmak diye bir ithamda bulundu. Öyle mi? Ege Hoca'ya söyledi. Peki, özür diliyorum. Sizinle ilgili bir şey söylemedi. Ben, siz... Benim için söyledi. Peki, özür dilerim. O zaman hiç problem yok. Bunu özellikle söylüyorum. Zoka'yı yutmak derken, yani Mehmet Şevket Ege Bey'in bir oyuna geldiğini söyledi. Efendim, Mehmet Şevket Ege Bey'in kitabının basılması için... O da cevabını verdi yani, ben oyuna falan gelmedim dedi. Ben bu kitabın basılması için... Ha, siz kitabı bastığınız için mi alındınız? Efendim, şimdi bakın, bundan birkaç sene evvel yine bir gazetede yapılan bir suçlamaydı. Ben onu düşünerek böyle sivri tepki gösteriyorum. Çünkü şunun için, hayatımı bambaşka bir iş yaparak sabotajcılığı araştırabilmek için binbir sıkıntı içerisinde geçiren bir kişi olarak şuraya gelmek istiyorum. 15 yıllık hayatım boyunca 124'ten 125'ten fazla sabotajcı aileyle konuştum. Ses bantları elimde mevcuttur. Ve bu cemaatin en büyük kültürel arşivi benim elimdedir. Açıklayacak mısınız bunları? Efendim? Açıklayacak mısınız? Efendim, bunu açıklamayacağım. İşte görüyorsunuz, Zikret Hanım da görüyor. Bunlar zamanla yavaş yavaş açıklanacak. Bir takım şeyler yapılacak. Belki insanların ölmesi gerekecek. Yalnız şunu çok açık olarak söyleyelim lütfen. Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için bütün herkes, Sabetaycılar, İslamcılar, Hristiyanlar, aklınıza gelecek bütün gruplar bir araya gelmelidir. Hiçbir şekilde benim çalışmalarımın böyle bir amacı yoktur. Olamaz. Burada tek bir maksadımız var. Tekrar söylüyorum. Biz Türkiye'liyiz. Türkiye kültürünün bir parçasıyız. Türkiye'de yaşamaktan çok mesudum, çok memnunum. İddia ettiğiniz gibi hiç böyle bir baskıyla falan da karşı karşıya kalmadık. Hiç kimse de bana Sabet Aycı olduğum için başta birlikte çalıştığım insanlar dahil olmak üzere herhangi bir baskıda bulunmuyor. Teşekkür ediyorum. Nüket Hanım'a da saygılar sunuyorum. Benim buradan militan sabotajcılara çok kısa bir mesajım olacak, müsaade ederseniz. Buyurun efendim, ne demek? Efendim, şimdi bu söyleyeceğim sözler sadece militan sabotajcılarıdır. Diğerlerine bir şey söylemiyorum. Kendilerinden bir Türkiye vatandaşı olarak bir takım dileklerim, temennilerim ve ricalarım var. Birincisi, kendileri madem ki sabotajcıdır ve Müslüman değildirler, İslam'a ve Müslümanlara çatmasınlar efendim. Tabii ki onların inançlarına göre Müslümanlık hakkında bir hükümleri vardır. O onların bileceği bir şeydir. Fakat savaş ve saldırı, bu çok yanlış bir şeydir. İkincisi, ben şahsen gerçekten Müslüman olmayan bir kimselerin Müslüman kimliğiyle dolaşmalarından tedirgin oluyorum efendim. Biraz da tabii İslam'a çattıkları için. İslam'a çatmasalar belki bu tedirginlik çok küçük. Ama bu sadece sabotajcılar için geçerli bir şey olmasa gerek. Mesela Müslüman kimliği taşıyıp da sabotajcı da olmayıp pekala Türkiye'de inanç özgürlüğüyle uğraşan insanlar da var. Var da efendim. Şimdi ben sabotajcıları, bakın bu benim kendi gerçeğim, kendi görüşümdür. Ben sabotajcıların bu işte, yani İslam ve Müslümanlarla yapılan savaşta çok fazla tuzlarının, biberlerinin olduğuna inanan bir kimseyim efendim. Bu benim kendi görüşüm. Bu yüzden bir kaldı ki efendim, ben İslam'a saldıran, Musevi olsun, ateist olsun, Marksist olsun, onlarla da yani medeni sınırlar içinde savaşıyorum. Şimdi ama mesela bir şey hatırlatmama izin verir misiniz? Yani konu anlaşılsın diye söylüyorum. Burada tabii çok kalabalık bir konuşmacıyla da bu programı yapabilirdik. Mesele çok dağılmasın diye iki isimle sınırlandırdık. Ama ben programdan önce işte
bilinen Müslüman aydınlarla da görüştüm. Bu konuda ne düşündüklerini sordum kendilerine. Birçok isimle konuştum. Şöyle bir şey gördüm. Bu konuda yaklaşımlar iki türlü. Yani bir grup aydın sizin gibi düşünüyor. Onu fark ettim ama çok önemli bir grup aydın da sizin tezlerinize katılmıyor ve şöyle diyor. Yani bu bir düşünme biçimi, bu bir zihinsel, mantıksal, bir zihni işleyiş biçimi diyorlar. Yani biz bütün olup bitenleri gizli, esrarengiz, küçük, dar bir gruba yükleyerek, bağlayarak rahatlama biçimi gibi görüyoruz bunu diyorlar. Ve böylece kendi sorumluluklarımızdan da bir parça kurtuluyoruz. Yani bizim dışımızda küçük bir grup var, bunlar çok güçlü. Bütün bu işleri bunlar yapıyorlar, biz ne yaparsak boş gibi böyle pasifize edici bir yaklaşım tarzı olduğu söyleniyor. Mesela böyle bir görüş de var. Bu da çok ciddi bir görüş. Hemen cevaplandırayım. Efendim ben 10 senedir belki 100 kere tekrarladım şu cümleyi. Bugün Türkiye'de İslam'ın karşısındaki son ve en büyük engel Müslümanlardır dedim. Ve Türkiye'deki sağcı, solcu, şucu, bucu hiçbir kesimde kendi camiasına karşı benim gibi öz eleştiri yapan hiçbir şahıs, hiçbir yazar yoktur efendim. Ben efendim sabotajcılar hakkında yazı yazmışım. Bu kadar bir şey olmuş. Peki Müslümanlara yaptığım tenkitler efendim 10 cilt olur. Binaenaleyh şimdi beni efendim bir sabotajcı saplantısı içinde görmek, bir paranoya şeklinde bunu değerlendirmek yanlış olur. Son derece objektifim. Ve hatta defalarca yazmışımdır Müslümanlara karşı. Sizin bugünkü zelil durumunuz düşmanlarınızın ve karşıtlarınızın gücünden değil, sizin güçsüzlüğünüzden ileri gelmektedir. Yalnız şu var. Tabii ki insan olmak hasebiyle muhakkak kendimize mahsus inançlarımız ve görüşlerimiz bulunmak hasebiyle biz sübjektif hükümler verebiliriz. Fakat ben diyorum ki elimizden geldiği kadar medeni insanlar olarak tartışalım. Bakın Türkiye'de gündemde olmayan bir konuyu ve maddeyi gündeme getirmiş vaziyetteyiz. Ben bir insan olarak yanlış yapabileceğimi, bazı görüşlerimin ve iddialarımın hatalı olabileceğini kabul ediyorum. Ama hepsi, bu da bir erdemdir. Estağfurullah. Fakat hepsinin de yanlış olduğunu müsaadenizle kabul etmiyorum. Peki ben Nüket Hanım size bir şey soracağım. Şimdi biz Mehmet Şevket Ege Bey'i dinliyoruz. Belli bir yaklaşım. Bunu anlayabiliyoruz. Sizi dinliyoruz. Sizi de anlayabiliyoruz. Ama Ilgaz Zorlu, siz nasıl anlıyorsunuz onu? Ilgaz Zorlu'yu nereye oturtmak gerekir? Çok karışık geldi bana bütün bu bilgiler, bu düşünceler. Yani hepsi birbirinin... Benim böyle bir meselem yok. Şöyle anlıyorum. Ilgaz Bey bu konuyu çok hayatının meselesi haline getirmiş. Belki başka bir mesele de var bunun ardında. Hani bir anneanne figürü var, bir anne mi bilemiyorum. Yani bir aile sorununu bir etnik sorun haline getirmiş gibi geliyor bana. Bir karışıklık var orada. Benim hiçbir zaman böyle bir sorunum olmadı. Bir kimlik arayışım da olmadı doğrusu. Anlamak isterim. Ama belki benim bilgilerim yetersiz kalır. Yani biraz daha ruh bilimini bilmek isterdim. Onu daha yakından kavrayabilmek için. Bir de çok coşkulu, çok yoğun, çok birikimi olan bir kimse. Çok bilgileri var. Onun için... Biraz anlamakta zorluk çektim. Karışık geliyor. Şöyle bir kaygısı olduğunu görüyorum. Zannediyorum yani yanılmış olabilirim de. Ama sizin kitabınızda da bunları görüyorum. Sanki sabotajcılar açığa çıkmak istemeyen, kendilerinden bahsedilmesini istemeyen, gizlenen kimseler olarak gösteriliyor. Tabii ben... Öyle şimdi değil bir kere, mi? %100 tabii, böyle düşünüyorum efendim. Şimdi ben tabii kimim diye soracağım o zaman size. Yani ben neyim, kimim? Şimdi eğer siz bana sabotajcısın diyorsanız, ben de sabotajcı olarak hiç böyle bir sorunum yok. Yeter ki sizin bazı bölümlerde öyle güzel söylüyorsunuz ki, ilmi bir şekilde, kaynaklara bakarak,
araştırmalar yapılmalı. Onu istiyorum zaten. Bunu ben de çok istiyorum. Ben yani işte bu karışıklıkları öğrendiğim zamandan beri istiyorum. Ama şöyle bir şeyle karşı karşıyayım. Ben şimdi burada tabii bu programı yürütürken şu sonuç beni çok memnun etti. Aslında onun altını çizmeme müsaade eder misiniz? Yani işte bu konuda ilmi araştırma yapılsın. Hem Sayın Eygi hem de siz buna katılıyorsunuz. Bu iyi bir nokta bence. Yani iyi bir çağrı. Belki bu programın bir yararı olacaksa bu tabii çağrı belki dikkate alınacak. Yanlışlarımız varsa onları düzeltilecektir. Hani para karşılığı katillik yapan veya kolay güdülenip hani tesir altındaydı diyorlar hani Abdi İpekçi. Ben tesir altında çok kalan biri olduğunu sanmıyorum ama tesir altında kalıp çabuk güdülenip çabuk eline silah alan çok insanlarımız var maalesef. Şimdi o kişiler işte bunlar böyle kötü insanlardır. Türkiye'yi işgal etmeyi düşünmüyorlar ama bizi bir Yahudi sömürgesi haline getirmek niyet ve emelini beslemekte olduklarından kimse şüphe etmesin gibi böyle bir şey okursa böyle kimseler, şiddete yatkın kimseler bence bu onların için tehlikeli olur. Tabii ki o açıdan da önemlidir bu. Ama o açıdan da önemlidir. Bilimsel araştırmaya dayalı yani bir düşman kaygısı ve korkusuyla değil içimizdeki düşman köpeğin kedinin tüyleri arasındaki pirekene gibi değil. Biz olarak baktığınız zaman bizim içimizde gelmiş, kaynaşmış, özümsemiş bizi. Ama işte geçmişi şöyleymiş, böyleymiş gibi bir araştırma yapıldığı zaman çok ve çok faydalı olacağına inanıyorum. O zaman Ilgaz Bey gibi kimseler telefonlardan bana işte hoca adresleri verip onlardan gidip bilgi almamı da istemeyecek. Ben de işte ansiklopedide az yazıyor çünkü 4-5 satır yazıyor oradan işte. Yok hayır şeyde İslam ansiklopedisinde muazzam bir madde var. Merak ettiğim bu zaman çok büyük öyle, efendim, işte dediğiniz gibi böyle ansiklopedik bilgilerle donatılmış kitapların son derece yararlı olacağını. Son bölüme giriyoruz. Toparlayacağız. Şimdi kısa bir ara, kısa bir aradan sonra artık toparlıyoruz tartışmamızı. Yapma ihtiyacım da kişisel olarak babamın adının Abdi İpekçi'nin zikredilmesinden kaynaklanıyor. Babam Sabetay soyundan gelen bir ailenin mensubuydu. İnsanları çok birbirinden ayıran etkenlerden biri olan dinden uzağım, kimliğim Müslüman sanırım. Sabetay soyundan geliyorum. Sabetay Sevi adında bir Mesih'in olduğunu, yaygınlık kazanmaya başladı. Selaniklilik, dönmelik olarak bilirdim. Ben çok iyi bir Türk'üm, çok iyi bir Müslümanım desem samimi olmayacağımı biliyorum. Dönme demek çok güzel. Bize madem ki böyle dönme deniliyor. Evet, İskele Sancak devam ediyor. Artık toparlıyoruz. Biz bu gece Türkiye'de hiç olmayan bir şeyi yapmaya çalıştık. Bir tartışmayı yapmaya çalıştık. Sabotajcılık tartışmasını. Bu tartışma gizli gizli yapılıyordu. Tek taraflı yapılıyordu. Başkalarının ne düşündükleri pek dikkate alınmadan yapılıyordu. Ama bu gece ilk defa iki farklı görüş bir araya geldi. Bu çok aslında önemli ve anlamlı bir olaydı. Ben görüyorum ki burada mesela Sayın Eygin'in kitabında verdiği izlenimle buradaki konuşmalardan sonra ortaya çıkan izlenim arasında bir farklılık görüyoruz. Bu diyaloğun yararlı ve faydalı olduğunu anlıyoruz. Artık toparlıyoruz. Ben bir anlamda son sözler alacağım her iki konuğumuzdan. Birkaç da telefon bağlantımız var. Onları da kısa kısa alıp tamamlamak istiyorum. Görüşecek misiniz bundan sonra? Yani konuşmayı planlıyor musunuz? Ilgaz Zorlu Bey'le uzun zamandır karşılaşmak istiyordum. Elbette yani. Mesela Sayın Eygi ile bu programla verdim telefon numaramı. Telefon numaranızı verdiniz. Ben yapı olarak da zaten hiçbir zaman böyle onlar bunlar bizler gibi bir tavrım olmadı. Sadece şu var yani herkesin sizle karşılaşması böyle yan yana oturması mümkün değil. Kitabınız var, gazetede yazılarınız var, o gazeteyi okuyan okurlarınız var. Onların nasıl tesirler altında bu yazıları okuyup tezahürlerinin ne olacağını merak ediyorum ve ben bundan kaygı duyuyorum. Efendim, ben... Yani tıpkı sizin işte o devletin başındaki güçlü lobileri falan olan kimseler gibi kaygı hislerinizin. Daha beterini ben
bu yazıları okuyacak, yayacak, sizle karşılaşma şansına ermeyecek kimseler için duyuyorum. Öyle ama ben şimdi nevi şahsına münhasır bir kimseyim. Yani şu 65 milyon Türkiye'li içinde benim söylediklerimi de söyleyen bir kişinin olması lazımdı. Bu Şevket Eygi değil de başka bir vatandaş da olabilirdi. Ama ben... Var birkaç vatandaş var. Benim, hayır, ben imzam tahtında ne yazdığım da ortada olan bir kimseyim. Ve benim bir özelliğim, ben sadece bir zümreyi, ötekileri tenkit etmiyorum. Müslümanları da tenkit ediyorum efendim. Bütün tenkitlerim yapıcıdır. Peki siz bu diyalogtan yararlandığınızı hissediyor musunuz Nükhet Hanım? Yok. Neden? Yani uzlaşmayı yakalayamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Yok, yani kitabı okurken tek başıma işte dediğim gibi uzlaşma yakaladığım çok sayfa var. Tekrar tekrar ilmi araştırmalar, evet, yapılması. Bakın, evetlerim çok fazla. Hepsi şey, araştırma derneklerinin kurulması, bilgi bankalarının, arşivlerin. Benim her zaman çok yanında olduğum şeyler bunlar. Ama onun dışında işte birkaç alınganlığımızdan, vehimlerimizden söz ettik. Ben belki de bir tanıklık yapmak istemiştim. Peki bir şey soracağım. Sizin şöyle midir? Tamamen bilmediğim için soruyorum, anlamak için soruyorum. Yani bütün aile dostlarınız, etrafınız, sabataycılar bunlar var mıdır etrafınızda? Hep böyle siz kendi aranızda konuşur musunuz? Yani görüşür müsünüz? Sabataycı mıdır etrafınız sizin? İşte böyle midir yani? Bilmediğim için soruyorum. Evet, ben de yani benim tanıdığım sabataycılar, sabataycılık yapmayan sabataycılar. Fakat benim tanıdığım Müslüman arkadaşlarım, Müslümancılık yapmayan Müslümanlar, Ermeni, Rum arkadaşlarım, Ermenicilik, Rumculuk yapmayan, militanlık yapmayan insanlar. Yani ama onlara bakarken... Hiç mi militanlık yapan arkadaşınız yok mu mesela sabataycılık konusunda? Ilgaz Zorlu Bey'le tanışırsak olacak bir arkadaşım. O militanlık mı yapıyor? O bilmiyorum, birçok şey yapıyor yani, bilmiyorum bayağı. Şimdi cevap hakkı doğacak kendisi herhalde. Peki bir yani, şey de... Onun o kadar coşku, bilmiyorum, öyle coşkunlu bir başka kimseyle... Peki siz şimdi ilk kez bir televizyon programında çıkıp gizli gizli konuşulan, işte bu kitap sayfalarında ele alınan bir konuda çıkıp bir şeyler söylediniz, konuştunuz. Bu mesela yakın çevrenizdeki sabataycılar nezdinde... Eleştirilir bir şey midir? Eleştirilir mi? Hiç böyle düşündünüz mü bunu? Yani size bir sır vereyim. Ben yakın çevremde sabataycılar olduğu bilinciyle yaşayan bir insan değilim ki. Yani ben böyle bu kitaplarla yoğunlaştığım zaman sabataycılar, bizler, onlar, şunlar, bunlar diye bir ayrıma giriyorum. Günlük yaşantımda, yakın çevremde böyle ayrımlarım gerçekten yok. Ne tür bir tepki alabilirsiniz? Yani hiç bunu düşünüyor musunuz? Şöyle tepki alırım. Yeterince sert ve keskin konuşmadım. Yeterince anlatamadım neyin ne olduğunu, bu kadar uzak olduğumuzu, bu kadar mazlum olduğumuzu, bu kadar zorbalık gördüğümüzü, bu düşünce ve fikirler. Ama bizim. Belki aynı eleştiri de kendini mazlum hisseden Mehmet Şevket Ege'ye yönelecektir. Yeterince keskin olmadığı konusunda. Hangi sabataycıya fikirlerinden ve inançlarından dolayı devlet terörü tatbik edilmiştir? Şu Müslümanların haline bakın. Esas bu memlekette gerçek mazlum ve mağdur olanlar müttedeyin Müslümanlardır. Diyelim hatalı hareket eden siyasal İslamcılar bir takım İslamiyet'i bir ideoloji derekesine ve menzilesine indirmiş olan bir takım kimseler olabilir. Yani radikal Müslümanlar, şunlar bunlar. Ama sadece Müslüman olduğu için, dindar olduğu için, dininin hükümlerine göre hayat sürmek istediği için kan kusuyor şu memlekette bir grup insan. Bunları görmezlikten ama gelmek olur mu? Ama sabataycılar hiçbir şekilde bağlayıcı bir hapiste bir tek değil. Sabataycı var bir mı inançlarından dolayı? Soruyorum benim işte. Benim öldürtülmüş babam var efendim. Sabataycı olduğu için öldürülmedi efendim. Çetin Altan ne diyor? Kontrgerilla öldürttü diyor. Evet, o dönmeliği çok büyük bir tehlike olarak, katli vacip olarak gören insanların
yardımlarıyla belki. Hayır, belki onlar öldürmüş olsaydı çoktan katiller meydana çıkartılmış olurdu efendim. Eğer sizin pederiniz Müslümanlar tarafından öldürülmüş olsaydı öyle tekrar ediyorum katiller hayır, bulunmuş olurdu. Yani bu da herhalde çok ederim, garip bir şey. Müslümanlar, yani ben Müslümanlar, benim kendimi farklı görmem lazım ki Müslümanlar öldürdü diyeyim. Fakat ben o bir Yahudi domuzuydu. Bir dönmeydi. Sözlerini bu kitaplardan okudum. Bunu diyen bir Müslüman olamaz zaten herhalde. Yani öyle o mi? Bir Yahudi. Bilmiyorum yani siz Müslümanlar öldürdü demedim dediğinize göre. Elbette demedim. Ama onun için söylüyorum bunu. Ama bunlar böyle sözler var. Çünkü bazı kitaplar insanları çok... Yani o Mehmet Şevket Ergi Bey'in kitabında mı geçiyor bu söylediğiniz? Yok hayır, kesinlikle. Yani o zaman o kitabın yazarını bağlayacak bir şeydir evet. Herhalde değil mi? Peki yani. Ama kendi ağızlarından da duydum. Masondu, dönmeydi, öyle dediler bize. Biz de öldürdük. Kimden duydunuz bunu? Televizyon kanalıydı. Yavuz Çaylan'dı. Uğur Dündar'ın bir programı diyelim. Yani bu bir, kim bu adam? Yani Yavuz Çaylan denilen adam kim? İpekçi cinayetiyle ilgili bir açıklama mı yapıyor? Adı geçen kimselerden biri. Telefonda bir konuğumuz var. Alo. Alo. İyi geceler. Abdurrahman evet. Dilipak. Evet. Sizi dinliyoruz. Artık tamamlıyoruz. Sizin de görüşlerinizi almak isteriz bu konulara ilgi duyan bir yazar olarak. Şimdi önümde bir makale var. Moshe Sivile Sharon'un dönmelerle ilgili makalesi. Oradan kısa bir bölüm okumak istiyorum. Birkaç dönme. Şu kitaptan mı okuyorsunuz Abdurrahman Bey? Evet. Şundan mı okuyorsunuz? Hayır. Aynı yazarın bir kitabı da bu. Türkiye evet. Yahudileri diye ben bir print edilmiş bir makaleden. Birkaç dönme bu tarikatın artık var olmadığını, her şeyin geçmişte kaldığını savunmuşlardı. Ancak Göğüs'te belirttiği gibi bu tepkiler Türkiye'deki sabataycılığın artık yok olduğu konusunda inandırıcı olamamıştı. Aslında sabataycıların ya da eski sabataycıların Türkiye'de artık dönme bulunmadığı biçimdeki tepkisinin bana kalırsa iki amacı vardı. Bir, dönmeler artık büyük bir sır olmaktan çıkan sırlarını daha fazla açığa çıkacağı kaygısıyla bu sorunu Türk basının gündeminden çıkartmak istiyorlardı. İki, o günlerin yeni bir devletin birleşmiş ve tümüyle Türk olan yeni bir ulusun kurulduğu günler olması nedeniyle dönmeler ekonomik ve siyasal yaşamdan uzaklaştırılmaları için fazla deşifre olmak istemiyorlardı. Bu makale böyle devam edip gidiyor. Şimdi aslında mezarları ayrı bu insanların. Önce şunu belirteyim. Bakın bir insan Yahudi doğmuş olabilir. Bu Allah'ın takdiridir ve yani ırk olarak hiç kimsenin bunu kınamaya hakkı yok. Bir Yahudi dinini seçmiş olabilir. Bu da onun inanç seçme özgürlüğü içindedir. Herkesin dini kendisinedir. İkincisi bu. Üçüncüsü bir insanın ideolojisi olur. Onu felsefi platformda tartışırız. Bu insanların politik bir tavrı olabilir ve bu da politik bir çatışmayı, uzlaşmayı beraberinde getirir. Şimdi dönmeler konusunda bana kalırsa hala türbanlı bir tartışma sürdürülüyor. Bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Çünkü biraz önce söz edilen 18 emirin 10.sü türban konusudur. Bu Abraham Galante'nin kitabında 66. sayfada belirtilir. Türban inancı. İslamiyet, Sabatay doktrinine göre bir İslamiyet anlamına gelmektedir. Bu da Sabatay'ın benzeme benzet ilkesine uydurulmuştur. Yani İslam olduğu istisnalarını ben muhakkak olduğunu kabul ediyorum. İnsanlar gerçekten Müslüman olabilirler, bir Sabatay da Müslüman olabilir. Ama Sabatayların genel karakterleri icabı, bunu öldükten sonra görüyoruz. Mezarlarını ayırırken ya da yaptıkları dini törenleri izlediğinizde görebiliyorsunuz. Benzeme benzet. Müslüman dediği sadece etiket olan, ambalaj olan bir şey. Muhtevasında ise gerçek kimliklerini korumalarını sürdürüyorlar. Zaten sabataycılığın tartışılmasının asıl sebebi bu. Yani görünenle gerçek olan, hakikatteki var olan ayrı şeyler olarak ortaya çıkıyor. Şimdi ben hanımefendiyi dinlerken kendisini çok acındırıyor ve sürekli itham edici bir dil kullanıyor. Yumuşak olduğunu vurguluyor ama hiç de yumuşak davranmıyor. Ben burada Şevket Ergin'in ithamından çok daha fazla itham altında kaldığını düşünüyorum. Bakın bu uslup da çok hoş bir şey değil.
Yani kendisini atlamak isterken birilerini böyle tecahülü arif sanatı kullanarak, bazı şeyleri bilmiyormuş gibi yaparak ama çok bilgiçce laflar ederek bu tartışmayı örtülü bir tartışmaya dönüştürmek doğru bir şey değil. Açık olalım, dürüst olalım çok daha iyidir. Burada Sabatay konusunda ansiklopedilerde 5 satır bilgi yok. Türk ansiklopedisine baksa onlarca sayfa bulur. İslam ansiklopedisi ki bu Diyanet'in yayınladığı değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Leyden tabıdır. Orada birçok sayfada ve çok ayrıntılı bir şekilde akaidlerini görmek mümkün, yaşayışlarını, geleneklerini görmek mümkün. Toplumun cehaletini istismar etmek çok doğru, hoş bir şey değil. Yani mazlum olmak, evet, yani Abdi Pekçi'ye yapılan suikastı sonuna kadar protesto edelim. Ama tutup bu buradan yola çıkarak Sabatay gerçeğini farklı politik argümanlara dönüştürmek de çok doğru bir yaklaşım değil. Yani ben burada hanımefendinin acılarını tamam anlıyorum. Ama lütfen Sabataycılık tartışmasının o bilimsel ve sosyal realitesini örtmek için bir takım siyasi olayları kullanma konusunda da daha dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Sabatay olgusu hala devam ediyor. Benim tanıdığım kişiler de var. Halil Bezmen'le de ben konuştum. Halil Bezmen bana bazı şeyler de söyledi. Hatta yaz dedi, şimdi ben gerçekten Müslüman olmayı düşünüyorum bazen dedi. Kendisiyle oturduk, yemek yedik. Ama dedi, biz Yahudiydik ve bugüne kadar da hep Müslüman gibi gözüktük. Ama ben hala bir Yahudiyim. Müslüman olmayı da düşünüyorum. Bu da bir realite. Ve sizinle bunun için görüşüyorum dedi. Şu İslam'ı bir de siz anlatsanız. Çünkü farklı farklı İslam dinliyorum dedi. Burada ben aslında birçok önümde döküman var, belge var. Mesela bir Sabataycı ile yapılan, Sabataycı ile yapılan mülakatta diyor ki ben bir dönmeyim. Demek ki ben bir Yahudiyim. Ben Yahudilerin yanında Yahudi, Müslümanların yanında Müslümanım. Sabataycılık var olan dinlerin orta yoludur. On yoldur. Fatma Arık'ın mesela sözlerinde var. Türk İslam maskesini ifade olarak kullanan birkaç Yahudinin mülakatı var. Bu Avrupa'da çıkan dergilerde, yayınlarda not aldığım şeyler. Şimdi elbette burada Sayın İpekçi böyle düşünüyor olabilir. Gerçekten bilgisiz de olabilir. Onu da kabul ederim. Ama bunu çok kişiselleştirmek doğru değil. Ya da ben bütün Sabataycılar böyle diye bir genelleme yapmam da doğru değil. Ya İsmailciğimin mesela adı dolaylı olarak geçti. Yani Türkiye'nin geri kalmışlığının tarihinin giriş bölümündeki yazısı gerçekten çok mükemmel bir yazı, heyecanlandıran bir yazı. Çok iyi bir gazeteci, ne bileyim, belki de Cumhuriyet tarihindeki en önemli diplomatlardan biri. İnsanları toptan mahkum etmek ya da yüceltmek de doğru değil. Yani İsmail Cem'in şu politikasını eleştirirsiniz. Sabatayların grup olarak şu ortak karakterlerini eleştirirsiniz. Ama bunları konuşmamız gerek. Bunu konuşmayı ve yasak kapsamında gören bir anlayışı doğru görmüyorum. Bu Türkiye'nin sosyal realitesidir. Bir ulus olarak birlikte var olacaksa birbirimizi tanımak, saygı duymak için en azından tanımak zorundayız. Kimse inancını açıklamak zorunda değildir ama ben de insanların, bizim mahalle imamının ne olduğunu araştırma hakkına sahibim. Bu anlamda da birbirimize daha saygılı, anlayışlı davranmamız ve bir takım eleştirilerden çok farklı yorumlara da gitmememiz gerekir. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Nikhet Hanım. Evet, insan durakalıyor. Yani şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Sabataycı dini bütün biridir. Dinsiz Sabataycı olamaz. Yani Abdurrahman bütün... Bey'i söyledim, evet. Ben. Öyle, evet. Anlamadım. Ben öyle anladım. Abdurrahman, hayır. Bey? Kapandı mı? Bu çok korkunç bir yargı tabii. Yani ben şimdi buraya bakın, iki kimlikli, gizli, esrarlı ve çok güçlü bir cemaat olarak tanımlanan Sabataycılar adına değil, kendi adıma gelmiş biriyim. Yana yakıla kendini aklamak için üstü kapalı falan gibi konuşmalarla yargılandım bir anlamda. Bir şeyi gizlemek değil, bir şeyin tanıklığını yapmak için gelmiş bulunuyorum. Sabataycılığın gizlenmesinden yana değilim. Hiçbir zaman kendimi de gizlemedim. Ama yana yakıla Sabataycıları aklamak veya kendimi aklamak hiç aklımdan geçmemişti. Abdurrahman Bey mi telefonda? Yani bir Sabataycının inançsız olması belki mümkün değil, değil mi? Bu anlayışa göre. Alo. Bana göre mümkün efendim. Alo. Ama siz yani çok inançlı olacak, çok coşkulu olacak filminde. Ve
Beste Batarcı Hanım diyor ki ben cennet var mı, cehennem var mı, ahiret var mı inanmıyorum zaten diyor. Ama onun yine de her şeye rağmen kendisi kabul ediyor yani biz evet. ona izafe etmiyoruz. Ben sabotajcıyım diyor. Evet ben yine buradan bunu anlıyorum. Yani biz çok güçlü bir cemaat olarak sadece sabotajcıların gizli gizli bir şeyler yaptıklarını inananların daha çok konuştuğu bir program oluştu. Onlar yani, hiç konuşmuyorlar ama. O çok ama. Güçlü cemaat nerede Alo. Gücü? Yani... Alo. Kiminle görüşüyoruz? Ben Kezban Hatemi'yim. Buyurun Kezban Hanım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Şimdi ben çok açık ve net konuşan bir insanım. Onun için bu kitaptan ve bu programdaki olan bitenden şu geçen süreç içinde duyduğum rahatsızlığı söylemek zorundayım. Ve birçok olayda Ahmet Hakan Bey siz beni gayet iyi tanırsınız. Açık tavrımı koymuşumdur ve bundan da hiç gocunmamışımdır. Bu kitapta da şimdi biraz önceki konuşmada da bir fitne görüyorum açıkça. Çünkü bakın bu kitabın 194. sayfasında çok açıkça Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen sayın zatlardan biri de en az %50 Ermenidir denilmektedir. Ermeni değil. Kaldı ki Ermeni olsa ne yazar? Eğer biz demokratik sosyal hukuk devleti peşindeysek, böyle bir maceraya sürüklenmek istiyorsak ve bunu gerçekten canı gönülden istiyorsak, bu de Müsevi vatandaşlarımızda, Ermeni vatandaşlarımızda, diğer azınlıklarımızda yer almalı ki işte o laf ola diye söylenen mozaiği orada görelim. Şimdi efendim ben Mevlana ile ilgili bir söz söylemek istiyorum. O beni çok derinden etkileyen ve tek inandığım tarikatliğim, Mevlevi tarikatine gönülden bağlı olduğum o söz. Ne olursan ol, kafir olsan bile yine bize dön. Biz niçin bize dönenleri zorla bunların nüfus kağıtlarına Müslüman değil de Yahudi yazılsın diye ısrarla üzerlerine gidiyoruz. Bunu anlayabilmiş değilim. Ilgaz Zorlu Bey'in de, Sayın Eygin'in de yapmak istedikleri bu. Bu bir. Bunu açık açık belirtelim. Şimdi ben kitap yazdım. Ben sabotajcılardan mağdurum. Böyle şey olmaz. Ben hukukçuyum. Mağdursanız delillerinizi önünüze koyun ve lütfen isim isim tek tek söyleyin. Bu feci, hiçbirimizin asla kabullenemeyeceği bir suikaste kurban gitmiş gerçek bir gazetecinin. Ve gerçekten o sırayı bir gözünüzün önüne getirin o sıraları. Ne kadar birleştirici, toplumun sağduyusunu yazılarına taşıyan bir yazar olarak düşünün. Ben çok ciddi yara almıştım o suikastten. Ve eşimin konuşmaları da yanlış anlaşıldı. Özellikle Nüket Hanım'a hitap etmek istiyorum. Yana yakıla dediği şu, sizi asla tenzih ediyorum. Yani siz niçin bu kadar bunu ciddiye alıyorsunuz? Aslında acınızı ben gönülden paylaşıyorum ve hissediyorum. O acıyı taşıyorsunuz ve bunu haykırıyorsunuz. Buna da canı gönülden katılıyorum. Yani bunun için bu kadar kendinizi yormayın diyorum bir kere her şeyden önce. Başka bir şey daha, bu kitapta Şişli Terakki ve Işık Liseleri gösterilmekte. Bu kitap hedef göstermekte. Onun için ben bunu bir hukukçu olarak bu tür bakış açılarını hep tehlikeli gördüm ve tehlikeli görüyorum. Ben ne sabateistim ne dönmeyim ve inanmış bir mümine olmaya gayret ediyorum. Benim oğlum Şişli Terakki mezunu. Kardeşimin oğlu da Işık Lisesi'nde okuyor halen. Ben hiç öyle... İşte bize saldıran el. Ha bakın ben Mohis Cohen gibi ki bunu ilk defa benim eşim kitabında yazmıştır. İlk defa Şevket Evgi Bey değil. Hüseyin Hatemi şeriata karşı ilk defa şeriat kelimesi kullanılarak nasıl bu hücumların başlandığını, şeriatın aslının hukuk devleti demek olduğu halde nasıl çarpıtıldığını 20 sene önce yazmıştı. Lütfen kitaba baksınlar, tarihlerini de yan yana koyalım. Kim önce bu konuyu işlemiş görelim. Şimdi kolaysa şu ima edilen isimleri açıklayalım. Ve işte Dışişleri Bakanımızdı falandı, ben onun giriş konuşmasını beğendim. Bunları geçelim efendim. Açık açık ne söylemek istiyorsanız söyleyin. Ama bu çok ciddi bir hedef göstermedir. Bunun da hukuki sorumluluğuna vicdanınızı elinize koyarak katlanın. Şimdi
Ben evet, bir şey daha söylemek istiyorum. Biz Müslümanız diyoruz. Ahmet Hakan Bey, ne olur sözümü kesmeyin. Şu cümlemi bitireceğim. Hazreti Muhammed'imizin Yahudi asıllı bir hanımı var. Siz çok iyi bilirsiniz. Safiye Hanım. Buna Hazreti Ayşe Yahudiye diye onu incitecek tarzda imalarda bulununca Efendimiz'e gidip onu şikayet ediyor. Diyor ki bana Yahudi diyor. Yahudiye diyor. Beni incitiyor dediği zaman Hazreti Muhammed'imizin söylediği o söz beni çok etkilemiştir. Diyor ki sen ona Harun'un kız kardeşi olduğunu, Hazreti Musa'nın soyundan geldiğini niçin söylemiyorsun? Açıkça şunu söylemek istiyorum. Ben önce Musevi, sonra Hristiyan ve son din önen İslam'ı kabul ediyorum. Tek din vardır, Allah'ın kitabıdır hepsi. Allah'ın sözüdür, Allah'ın tebliğidir. Böyle provokasyonlarla toplumda nifak yaratmayalım. Ha bu arada bakın, ben de Sayın Evgin'in bahsettiği o bir takım isimleri açık açık Cumhuriyet Savcılığına, DGM'ye suç ihbarında bulunarak bildiriyorum. Zor olan budur, kolayı yani, seçmeyin. Yani İslam'a düşmanlık yapanları mı? Siz de biliyorsunuz birçok davada, biliyorsunuz ifademiz birlikte alındı Sayın Hakan. Bunları yapalım kolaysa. Evet. Ve bir de oturalım şu şeriatı da tartışalım da o da anlaşılsın. Peki Kezban Hanım, bir saniye. Size, evet. Fitne denildi. Bu tabii bir hücumdur. Ben çok geniş düşünen bir insanım. Kezban Hanım'ın kendi görüşlerini söyledi. Kezban Hanım kendi gerçeklerini söylüyor. Benim gerçeklerim onun gerçeklerine uymuyor efendim. Şimdi ben... Efendim gerçek, tek gerçek vardır. Sizin gerçeğiniz benim gerçeğim olmaz. Mahallenin ama efendim tek gerçek vardır. Olmaz. Ve insanların da kendi gerçekleri okudum. Vardır. Çok tabii anladım. Bir şey yani. Bir çok şey tabii. Daha Ahmet Hakan Bey. Şimdi Sayın Ilgaz dedi ki Hüseyin Hatemi Hoca benim adını dahi anmadı. Lütfen kayıtları alsın incelesin. Siz sordunuz Ilgaz Bey mi diye. Şimdi bakın o kitapta bazı imalar var. İşte Atatürk'ün öğretmeninin Şemsi Efendi'nin sabetaycı olduğu. Şimdi bu isimleri kullanmayalım. Niye kullanmayalım efendim? Kitapta yazılmış bunları. Kolaysa açalım. Ben bahsetmeyeceğim. Ben söylemeyeceğim. E söylemeyeceksen bu kitabı niye yazıyorsun ya derler adama. Canımın istediği kadar söyleyeceğim. Müslümanlıkta efendim, insan daima gerçekleri söyler ama her gerçek söylenmez. Bu kitap hiçbir bilimsel değeri yoktur. Zaten ben bilimsel kitap yazmadım ki, bunlar gazete fıkralarından ibarettir. Aa işte çok teşekkür ediyorum, ben de bunu duymak istedim. Aa efendim, binaenle gazete fıkrasında hakikat olmaz demek istiyorsunuz. Ben de sizin mantığınıza hayranım efendim. Her neyse hedef bu tartışmayı... Kezban Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey şunu da söylemek istiyorum. Yani, ama bir cümleyle tamamlayalım. Atatürk'le ilgili... Ne şeyleri varsa koysunlar. Ben bu bana 2 sene önce dosya halinde yazıhaneme yollandı. Ama efendim, şimdi bu isimlerle ilgili detaya girmeyeceğim. Kezban Hanım, bakın, inanın bakın burada Atatürk... Bazı imalar bulunup... Bakın burada Atatürk'ün adı geçmedi. Böyle bir tartışmaya da girmek istemiyoruz. Kitabı açın görürsünüz efendim. Ben kitabın sayfasında gösterivereyim size. Evet. Ya bu olmaz. Yani bir kitabı eleştirecekseniz baştan sona eleştirirsiniz. Ben efendim canımın istediği kadar konuşurum. Gerisini anlayan anlasın, olmaz efendim bu. Niçin olmasın? Pekala anlıyor işte. Yaptım oldu. İşte biliyor musun? Peki. Türkiye'yi bugün perişan hali çocukluğunda bir Karay Hoca'dan gizlice Yahudi diniyle ilgili dersler alan ve her gece temal siyaset duasını okumadan yatağa girip uyumayan bir kişi sokmuştur diyor. Bunun Atatürk olduğunu nereden çıkartıyorsunuz siz? Ben kitabımda öyle bir şey yazmış mıyım? Şimdi esas efendim, provokasyonu bakın, siz yapıyorsunuz yani. Muhbirlik yapıyorsunuz. Ben elimde belge bilgi olmadan konuşmam. İnternette olanları siz benden iyi bana biliyorsunuz. Bana ne internetten? Benim kitabım vardır. Ben kendi kitabımdan sorumluyum. Sonra siz bu orada hukukçuyum diye savcılık taslıyorsunuz. O da yakışmaz. Bu memleketin bu? Savcısı kalmadı mı ki siz böyle savcılık taslıyorsunuz? Kezban Hanım bu tartışma uzayacak. İsterseniz tamamlayalım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun katıldığınız için. Evet. Efendim ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İyi geceler diliyorum. Efendim ortada bir kitap var. İmzam burada yazılı. Bu kitapta ne yazdıysam bunlardan sorumluyum. Bu kitapta yazmadığım şeyden hukuk bakımından sorumlu değilim.
İnsanlar söylemedikleri, yazmadıkları, beyan etmedikleri, ifade etmedikleri fikirlerinden, görüşlerinden dolayı da sorumlu tutulamazlar. Ben ne yazmışım? Sabetaycılar da fikir beyan etmedikleri sabetaycılıklarından dolayı lütfen sorumlu tutulmasınlar. İnançları öyle ya da böyle. Efendim şimdi konu değişik. Burada efendim bir suç işlendiği iddia ediliyor. Burada Atatürk'ten bahsedilmiyor. O halde bu memleketin savcıları yok mu? Çok dikkatli savcıları vardır. Okuyorlar. Kanunlara göre efendim bir suç yoksa tabii ki bir takibat açmıyorlar. Fitne. Fitne kelimesi efendim bir şeydir yani çok böyle saldırgan bir kelime. Ben kendisine iade ediyorum. Esas fitneyi kendisi çıkartmıştır. Biz burada çok efendim yumuşak bir şekilde efendim birbirimize nezaket göstererek bir şeyi müzakere ediyoruz, tartışıyoruz. Fakat bu saldırgan üslup yani yakışıyor mu, yakışmıyor tabii. Burada ben ama sürekli bir hedef göstermenin, böyle bu tür fitnelerin çok cinayetlere yol açacağını söylemek istiyorum. Belki Abdi İpekçi diyerek kendi en iyi bildiğim örneği verdim. Ama ben genelden söz ediyordum. Hiçbir din, hiçbir düşünce, hiçbir inanç bir adam öldürmeyi... Adam öldürmeyi nereden çıkartıyorsunuz bir kere? Adamlar çok ölüyor efendim. Adamlar ölüyor ama onu bizimle hiçbir alakası fitneler yok ki. Fitneler yüzünden hedef göstermeler yüzünden. Ben bir karıncayı bile ezmeyen bir insanım. Size değil ama, o zaman, ama belki... Bana bunu söylemeyin o zaman. Başkalarına söyleyin. Kışkırtıcı yazılar bazen çok karıncanın ezilmesine neden olabiliyor. Kışkırtıcı yazılar değil efendim. Ben mağdur ve mazlum bir Müslüman olarak işte böyle hakkımı koruyorum. Efendim sabotajcılığı... Bu memlekette gündeme getirmişim ve devam edeceğim buna. İlmi araştırmayı yapmak isteyenler de yapsınlar. Bir şeyin gerçek olması için ille de dipnotları, bibliografyası olan efendim akademik ilmi bir çalışma olması gerekmez ki. Doğruysa kanıt bir gazete fıkrasıdır. Kanıt ve tanık gerekir. Ben bu konuyu da çok iyi biliyorum. Çünkü duruşma salonlarında kanıt tanık yok diye katil bulunamadı. O efendim katil o hukukla adli sistemle ilgilidir efendim. Dokuz mermide bir ceset yatıyor. Ben efendim bir gazeteci olarak yazmışım bunu. Bir gazeteci olarak yazmışım. Ama bir ceset yatıyor. Ve kanıt yok, tanık yok diye olay ortaya çıkmamış tamam, işte ben bir kitap koymuşum ortaya. Bu güçlü cemaat bile işe yarayamamış. Yarayamamış, ne yapalım? Yarasın inşallah. Alo. O zaman o kadar güçlü değil Alo. Demek. Bir telefon var. Alo. Sesim, kiminle görüşüyoruz? Besim Sibuk, ben Ahmet'le. Buyurun Besim Bey. Biraz geç oldu tabii ama birkaç şey söylemek istiyorum. Önce Nüket Hanım'ı ve Mehmet Şevket Egi Bey'i de saygıyla selamlıyorum. Şimdi Sabetay Sevi olayını ben seneler önce okuduğumda Türklüğümle, Müslümanlığımla ve Osmanlılığımla iftihar ettim. Şimdi bir iki şey söylemek istiyorum kısaca. Sabetay Sevi işte 1640-50 arası genç bir haham, İzmirli bir tüccarın oğlu ve kendisi çok derinlemesine dinini inceliyor ve Mesih şeklinde birçok insan ona yakınlık gösteriyor. Ve bu önemli bir hareket oluyor İzmir'de ve diğer hahamlar bundan rahatsızlık duyuyorlar. Ortodoks hahamlar. Bunun değişik dini yorumlamasından gidip İstanbul'a baskı yapıyorlar Babi Ali'ye. İlk baskı sonrası bildiğim kadarıyla anlatıyorum. İşte şeye Gelibolu'ya zannediyorum yollanıyor. Orada da ziyaretçiler artınca bu mesihlik meselesi ilginç bir meseledir. Her dinde vardır ve bir kurtarıcıdır, bir ümittir ezilen insanlar için. Bilhassa Avrupa'daki Musevilerin ezildiğini düşünürseniz. İkinci defa Gelibolu'da bunlar devam ederken tekrar hahamlar gidiyorlar şeye, Babi Ali'ye, sadrazama ve diyorlar ki bu adam fitne çıkarıyor. Fitne o zaman çok önemli bir suç. Yani idamlık bir suç. Ve Osmanlı dikkat edin, burada sabataycılıktan hiçbir zaman şey değil, rahatsız değil. Ama Osmanlı kendi idaresi altındaki ırk tarikatların, cemaatlerin huzur içinde yaşamasını istiyor. Ve çok ilginç, hahamların baskısı sonucu, tamamen hahamların büyük baskısı sonucu, Fazıl Ahmet Paşa, çok genç bir sadrazam, Sabetay Sevi'yi kabul ediyor ve diyor ki ya sen seni öldüreceğiz
tespit ne yapıyorsun dininde? Bundan kurtulmak istiyorsa Müslüman ol. Ve Sabahattin Çelebi Müslüman oluyor. Ve Müslüman yaptıktan sonra bakın işin ilginç yönüne kendisine kapıcı maaşı bağlanıyor. Yanındaki arkadaşlarına da kapıcı maaşı bağlanıyor. Çünkü diyorlar ki bu adam şimdi Müslüman olunca kendi cemaati bunları dışlayacak. Sefil kalmasınlar. Burada çok enteresan bir nokta var. Kapıcı maaşı ne demek? Bekçi maaşı. Bekçi maaşı. Yani şey bir maaş bağlıyor. Saray bunlara maaş bağlıyor. Yani kadroya alıyor. Ve çıktığı zaman dışarıya Müslüman olduğu zaman Sabahattin Çelebi ona bağlı olanlarda büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Çünkü Museviliği terk etmiş, Müslümanlığa dönmüş ve yalnız 200 aile Sabahattin Çelebi'ye bağlı kalıyor ve bunlar da toplu bir şekilde Selanik'e göç ediyorlar. Ve Sabahattin Çelebi ile birlikte yaşıyorlar. Ondan sonra gene ziyaretler devam ediyor Sabahattin Çelebi'ye. Dünyanın her tarafından akın akın. Bu sefer hahamlar gidip tekrar şeye şikayet ediyorlar Babı Ali'ye. Babı Ali bunun üzerine, dikkat edin burası çok önemli. Diyebilirdi ki sadrazamımız, Bremelun sen beni aldattın. Bak sen gizli gizli gene Yahudilik yapıyorsun ve başını kestirebilirdi. Onun yerine Sabahattin Çelebi'yi hiçbir Musevi'nin yaşamadığı Arnavutluğun Ülgen diye bir sahil şehrine yolluyorlar. Ve orada adamcağız 10 sene kadar yaşayıp ölüyor. Ondan sonra da Sabataycılık 3 bölüme ayrılıyor ve devam ediyor. İlginç taraf burada Avrupa'da birçok insan yakılırken, bakın Avrupa'da Musevilikten Hristiyanlığa dönen insanların cumartesi günleri bacaları kontrol edilirdi ki bacasından duman çıkıyor mu? Duman çıkmıyorsa adamlar idam edilir, yakılırlardı. Niye? Çünkü cumartesi günleri sabat, ateş yakmak günah. Bu kadar dehşetli bir hoşgörüsüzlüğün hüküm sürdüğü bir ülkede Osmanlı'nın Sabataycılara gösterdiği hoşgörü, yakınlık inanılmaz boyutlardadır. Diğer taraftan Sabataycılar ise kendi tarikatlarını belli şekilde devam ettirmişlerdir ve Osmanlı hiç rahatsız olmamış bundan. Yani kimse ya bu adamlar Müslüman oldu da Müslümanlığı yapmıyorlar. İçinden Musevi de dışından Sabataycı diye düşünmüyorlar ve rahat bir dönem yaşanıyor. Ve Selanik o zamanlarda bütün batıdan gelen ilerici akımların ve Osmanlı'yı geliştiren reformların merkezi ve bu insanlar Osmanlı toplumuna büyük katkılarda bulunuyorlar. Yani Sabataycıların Osmanlı'ya büyük bağlılıkları var. Gelelim Musevilerin de büyük bağlılıkları var, onu da söyleyeyim. Yani Osmanlı'nın en zor zamanında hem yurt içindeki Museviler hem yurt dışındaki Museviler Osmanlı'ya destek olmuşlardır. Sabataycılar da böyle. Besin Bey. Bir başka ilginç nokta, çok önemli bir nokta. 1912'de biz Selanik'i kaybediyoruz Balkan Harbi'nde. Dikkat edin. Selanik kimin eline geçiyor? Yunanlıların eline geçiyor. Şimdi Yunanlıların eline geçiyor. 12'den 24'e kadar tam 12 sene Selanik'te bunlar yaşıyorlar. Ve bunlar diyebilirlerdi ki biz baskı altında Sabataycı olduk. Aslında Musevi'yiz diyebilirlerdi. Şeyde bizim nüfus mübadelesindeki esas dindir. Müslümanlar bu tarafa yollanmışlardır. Bizdeki Ortodokslar Yunanistan'a yollanmışlardır. Nüfus mübadelesinde Müslümanlar Türkiye'ye geliyor diye kendilerini Müslüman addederek Sabataycıların hepsi hem Yakubiler, Kapancılar, Karabaşlar, Karakaşlar üçü birlikte Türkiye'ye göç etmişlerdir. Bakın ilginç bir nokta. İsteselerdi yani, kalabilirlerdi. Efendim? İsteselerdi. Tabii canım isteseler kalabilirlerdi ve diyebilirlerdi ki ya biz Osmanlı altında Sabataycı göründük. Hani biz aslen Museviyiz fakat ilginç bir noktaya bakın ki bunu tabii sevinerek söylüyorum. Bu insanlar hayatlarını kurtarmışlardı. Çünkü Selanik'te kalan Musevilere ne olmuştur biliyor musunuz? %90'ı toplama kamplarında öldürülmüşlerdir. Bugün gidin bakalım Selanik'e kaç tane Musevi var? Bakın yani Sabataycıların ikinci güzel noktası Türkiye'ye gelerek hayatlarını kurtarmışlardı. Bugün ne Bezmenler ne diğerleri ne Nüket Hanım hiçbiri belki bugün hayatta yoktu eğer kendileri Selanik'te kalsalardı. Onun için bu göç de çok hayırlı olmuştur. Türkiye'ye de çok büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Benim bildiğim, ismimi saymaya gerek yok, çok önemli şahsiyetler çıkmıştır Sabataycıların içinde ve bunlar hep memlekete bağlı hareket etmişlerdir. Yani Türkiye'ye katkıda bulunmuşlardır Sabataycılar tanıdıklarım kadarıyla. Ama biz Cumhuriyet döneminde
maalesef bazı hatalar yaptık. Bir Karakaş olayı var. Orada 24'te. Onu geçelim. Ama 1930'dan sonra Türkiye'de dine baskı yapılmıştır. Yalnız Müslümanlığa değil, Musevilere de, Sabataylılara da, diğer azınlıklara da. Ve maalesef varlık vergisi döneminde Sabataycılar dönme lafı altında çok ağır vergiye tabi tutulmuşlardır. Bu bakımdan da üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Yani biz Sabataycılara aslında eziyet etmişizdir. Dönme adı altında ağır vergilere tabi tutmuşuzdur. Şimdi bir de isim olarak da çok ilginçtir. Avdeti çok nazik bir isim. Dönme ise hoş bir isim değil. Dikkat edin. Yani dönme aslında bir aşağılama getiriyor içinde. Avdeti çok daha güzel bir isim. O bakımdan olayları biraz daha bu bakımdan daha güzel yönüyle ele almak lazım. Ben mesela Sabataycılık lafı ortaya çıkınca içim bir hoş oluyor. Hoşuma gidiyor. Kendimle iftihar ediyorum. Tarihimle iftihar ediyorum. Mehmet Şevket Eyyi Bey'in bu tepkisini çok normal karşılamıyorum. Neden? Müslümanlar baskı altında tutuluyor diyor. Doğru. Basının bir kesimi 28 Şubat'tan sonra bilhassa dini kesimlere karşı biraz haksızlık yapmışlardır. Ama Sabataycıların bir kısmı basında olduğu için içinden de birkaç tane böyle yazar çıkmıştır. Peki yalnız Sabataycılar mı dini inananlara baskı yapmıştır, aleyh yazmıştır? Hepsi yazıyor. İstemediğiniz kadar böyle yazılar var. O bakımdan Sayın Şevket Eygin'in bu şekilde Sabataycıları hedef almasını ben o kadar çok kendisini sevmeme rağmen biraz aşırı buluyorum. Peki. Sabataycıların kendi içindeki davranışları ise tamamen kişiseldir. Anladım. Sabataycı şeyinden gelir, tarikatından gelir. Bir saniye Besim Bey. Çok inanır. Bir saniye. Bunların kendi şahsi meseleleridir. Besim Bey affedersiniz bir saniye ayrılmayın. Evet. Bir şey ilave söyleyeceğiniz benim bir şey. Benim bir husus ilave edeceğim. Efendim 1924'te Sabataycı cemaat Yunan hükümetine ve Yunan meclisine müracaat ederek biz her ne kadar efendim zahiren Müslüman görünüyorsak da bizim böyle böyle bir esas kimliğimiz vardır. Binaenaleyh Yunanistan'da kalmak istiyoruz demişlerdir. Fakat Yunanlar bunu kabul etmemişler ve diğer Türklerle birlikte Müslümanlarla göndermişlerdir. Besim Bey yanlış hatırlıyor. Yani bu bilgiyi... Bu bilgiyi bilmiyorum. Arz etmek istiyorum ve bu onların kurtuluşuna sebep olmuştur. Çünkü kalmış olsalardı Yahudi olarak Hitler Yunanistan'ı işgal ettiği vakit hepsini katledecekti efendim. Yani bu bilgi konusunda emin değilim tabii. Yani ben o bir müracaat... Bunu arz ederiz efendim. Ama bu müracaat olmuş mu? Ama istemeselerdi, bakınız dikkat edin. İstemeselerdi 12 senelik süre içinde 1912 ile 24 arasında zaten tavırlarını koyarlardı diye düşünüyorum ama... Mehmet Şevket Eyyi Bey'in verdiği bu bilgi de tabii benim bilmediğim bir konu. Tetkik ama şunu söylemek istiyorum. Bakın bir saniye Nüket Hanım bir şey söyleyecek. Türk tarihi için mutlu bir olaydır. Evet. Bir saniye. Dinliyorum. Şöyle geçiyor tam 7. sayfada. Bu güruh cümbür cemaat Türkiye'ye postalanmıştır. Bu sözlerle geçiyor bu tarihi vakka. Bir de sizin sözlerinize de ben biraz sözlere takılıyorum galiba. Memlekete bağlı Türkiye'ye katkı yapan Sabataylılardan bahsettiniz. Şimdi evet, tabii çok Sabataylı sözü telaffuz ettik. Ben hala yani o kimlik kargaşamı yaşıyorum. Dilip Akbey buna asla hiçbir zaman inanmayacak. Ben hani Türkiye'ye katkı yapan veya memlekete bağlı dışarıdan gelmiş birileri gibi değil, özümsenmiş, buralı olmuş bir insanlar olarak görüyorum kendi örneğimi, kendi etrafımı. Benim tanıdığım Sabataylılar öyle. Besim Bey? Evet, hepsi haklı tabii Nüket Hanım. Ben onu şu açıdan söyledim. Yani biz Sabataylılarla ben iftihar ediyorum anlamında söyledim. Yani Sabataylı meselesi yani kulağıma çalındığında yani, ben mutlu oluyorum. Anladım da orada bir böyle hani işte yabancı görme geldiler, bağlılar filan gibi. Yani biz bunu içselleştirmişiz, böyle bir derdimiz yok anlamında. Hayır, sanıyorum. O kadar hassas olmamak lazım canım. Yani şimdi benim söylediğim bir olay var. Şimdi bu insanlar bizim parçamız. Onların kendi dini duyguları iç konularıdır. Zaten Müslümanlar içinde de kim çok inanıyor, kim az inanıyor, o bizi ilgilendirmiyor zaten. Ama genelde Sabataylılar eğitim alanında, kültür alanında, sanayi, ticarette birçok konuda Türkiye'ye katkıları olmuş değerli insanlar vardır.
çoğunda. Ben de sabataistlerin içinde öyle pek kötü bir adam da hatırlamıyorum. Belki bilgim yok. Ama genel baktığım olay şudur. Sabataist olayı Türkiye'nin yüz akıdır. Bilhassa Osmanlı'nın yüz akıdır. Bunu ifade 24'te gelmeleri de 24'te gelmeleri de çok hayırlı bir olaydır. Bunu yani ifade bunun da üzerinde durmak lazım. Osmanlı'nın tutumu bakımından önemsiyor Besim Bey. Evet. Besim Bey teşekkürler. Ben İyi geceler diliyorum. Ben akşamı. Besim Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi görüşlerini çok böyle güzel tatlı bir üslupla beyan etti. Efendim bizi kıracak hiçbir şey söylemedi ama tenkitlerini yapıcı bir şekilde yapmıştır. İnsanlar birbirlerinin fikirlerine katılırlar veya katılmazlar. Ama hiçbir zaman saldırgan bir üslup tabii kullanmazlar. Kendisine selam ve hürmetlerimi buradan tekrar ediyorum. Nükhet Hanım, sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı? Artık bitiriyoruz. Evet. Belki bir... Ben Allah'a isyan edeceğim herhalde. Hadi yani bir gizdir gidiyor hayatımda. Neden öldürttüler gizli bilinmiyor. İsimler var, biliniyor ama söylenemiyor gizli. Oradaki isimler, buradaki isimler. Burada da gizli gizli ibadette bulunan sabetaycılar, ben de o koldan geldiğim için, babam da o koldan, o soydan geldiği için ve başka akrabalarımız. Onlar da gizli gizli ibadet etmekte. Şu giz meselesinden dolayı şikayetçiyim. Abdurrahman Bey herhalde bir cevap hakkı için son bir kez ona bağlanalım. Abdurrahman Bey. Evet, yani demin... Siz kapatmayacaktınız ama herhalde bir yanlışlık oldu. Buyurun. Evet. Çok ön yargılı ve suçlayıcı bir tavır içine giriyor arkadaşlar. Bakın biz burada Sabataylık bizim gerçeğimizdir. Bu topraklarda doğmuştur. Bir yandan Sefaratlar, Eşkenazlar, öbür yandan Karahanlı Yahudileri, Türk orijinli Hazar Türkleri, bir yandan da Sabatay gerçeği var. Bu bizim ülkemizin bir gerçeğidir. Biz burada bir kitleyi bütünüyle mahkum etmek değil ama bu kültürel farklılığı bilerek farklılıklar içinde bir arada yaşamak. Süryani gerçeği var, Ermeni gerçeği var, Rum gerçeği var, Roman gerçeği var. Şimdi Sabataylık gizlilik temeli üzerine kurulu bir inanç sistemi. Burada bir fitne yok bunu tartışmanın, bunu konuşmanın. Asıl fitne bunu tartışmamaktır. Çünkü insanların birbirlerini tanımadan birbirlerine saygı duymaları mümkün değil. Birileri bu gerçeğin örtülmesini istiyor. Ben bu gerçeğin ortaya çıkmasını, ha kendisi açıklamak istemiyorsa da benim ülkemde yaşayan gerçekleri, tarihi gerçekleri, bu ulusun gerçeklerini bilme, öğrenme, araştırma hakkım var. Bu asıl provokasyon bunu örtmek ve gerçeğin yerine ön yargıları hakim kılma çabasıdır. Söylenmeyen isimleri gündeme getirerek suni bir tartışma ortamı oluşturmak ve bir gerçeğin tartışılmasını, konuşulmasını geçersiz kılacak başka bir provokasyona kapı aralamaktır. Bakın ben burada herhangi bir kişiyi inancından, etnik kimliğinden dolayı yargılamıyorum. Bir kültürel gerçeği ve bunun politik sonuçları üzerinde konuşuyoruz. Türkiye'de Yezidilik olgusunu da konuşmamız gerekir. Konuşmayarak değil, konuşarak. Ama bunu suçlayıcı olmadan önce birbirimizi anlamaya çalışarak ifade etmemiz gerek. Ben bütün Sabataistler dinlerine bağlıdır. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey, böyle bir saçmalığı nasıl bana izafe edebilir? Sabataylar içerisinde dinsizliği de vardır. Gerçekten Müslümanlığı seçmiş olanı da vardır. Liberali, solcusu, sosyal demokratı her çeşidi var. Şimdi bir takım kişiler kendileri için bir takım gerekçeler bularak başkalarını aşağılamaktan ve suçlamaktan vazgeçsinler. Burada biz Sabataylığı konuşuyoruz. Şevket İlgi'yi yargılamak için gelmedik buraya. Onun için biraz daha yumuşak sesle konuşmak her zaman yumuşak ifadelerde bulunmak anlamına gelmeyebiliyor. Ben hatimilerin özellikle o yakışıksız suçlamalarını sözün sahibine iade ediyorum. Ve hanımefendiye de kendini ifade etsin dinlemekten mutlu oluyorum. Ama lütfen bir hakem üslubuyla da herkesi mahkum edip bir yere oturtmaya kalkışmasın. O da yakışık almıyor. Yumuşak sesle konuşmak her zaman demin ifade ettiğim gibi yumuşak ifadeleri taşımayabiliyor. Tekrar araya girdiğim için özür dilerim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben burada bitirmeyi öneriyorum. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir konu benim açımdan. Tartışılması zor bir konuydu. Çünkü Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Ama elimizden geldiğince bir diyaloğa kapı aralasın amacıyla bunu yapmaya çalıştık. Çok iyi niyetlerle böyle bir programı organize ettik. Zaman zaman belki...
çığırından çıktığı oldu. Evet, bunu da normal karşılıyoruz. İlk kez konuşuluyor. Ben en çok şunu önemsedim bu programda. Siz görüşeceksiniz, konuşacaksınız. Telefonunuzu aldı Müket Hanım. Ben en çok sabahçılardan da davet bekliyorum efendim. Bütün, görüşmek istiyorum. Bütün bu söylenenlerin, bütün yani yapılan tartışmaların hepsini bir tarafa bırakalım. Sizin bundan sonra konuşacak olmanız bence en önemli şey. Onun altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Müket İpekçi size teşekkür ediyorum. Mehmet Şevket Eygi size de teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyoruz sayın seyirciler. İskele Sancak burada sona eriyor.